Herkese günaydın. Sesim geliyordur umarım. Sesim geliyor mu? Ses açabilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Gayet güzel geliyor sesiniz. Peki, peki, süper. Sizden 5 dakika daha rica ediyorum. Çünkü katılımcılarımız hala geliyor. 35 kişi olduk şu an bakıyorum. Bir 40 geçeye yakın başlayabiliriz. Çünkü her saniye katılımcı geliyor şu an. Geleceksen gel. Evet, bir 5 dakika sonra duruma göre başlarız.
Herkese merhabalar. İsterseniz ufak ufak başlayalım. Katılımcılar gelmeye devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız da geldikçe kabul ederiz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Aybike. Yaklaşık 2,5 yıldır Comtera'da çalışıyorum. Bugün Kadir'le beraber size genel olarak WatchGuard temel firewall kurulumundan bahsedeceğiz. Cihaz nasıl kaydedilir? Bir WatchGuard hesabı nereden oluşturulur? Ya da cihazı ilk kurulum esnasında özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Hangi işlemleri hangi menüden yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle eğer ilk kez bir WatchGuard cihazı satın aldıysanız, bir WatchGuard hesabınız yoksa cihazınızı kaydetmek için bir WatchGuard hesabınız olmalı. Bunun için de watchguard.com'a gidiyorsunuz. Login ekranına giriş yaptıktan sonra eğer hesabınız yoksa altından kendinize yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Bizim mevcutta bir hesabımız olduğu için şifre kayıtlı olduğundan otomatik olarak giriş yaptı. Ama eğer sizin herhangi bir hesabınız yoksa buradan yeni hesap oluştur şeklinde ilerleyerek kendinize yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Siz bir WatchGuard hesabı oluşturduğunuzda bu ekranı görmeyeceksiniz. Bu ekran biz distribütörler için. Siz bir bayi olarak hesap oluşturduğunuzda direkt bu My WatchGuard kısmını göreceksiniz. My WatchGuard'ın altında Activate Products kısmı var. Activate Products kısmından cihazınızın seri numarasını yazarak buradan cihazınızı aktif edebiliyorsunuz. Biz bugün bir demo cihaz üzerinden ilerleyeceğiz. Bu demo cihazın zaten daha önce kaydı yapılmıştı. O yüzden cihazımı kaydetmiyorum. Cihazı iki farklı şekilde yönetebiliyoruz bu WatchGuard'da. Eğer isterseniz birinci seçenek web'den buradan default IP'miz 10.0.0.10.0.1.1. Default portu da 8080. HTTPS 10.0.1.1.8080 yazarak cihazıma erişebiliyorum. Bir diğer seçenek de System Manager adında bir uygulaması var WatchGuard'ın. Siz bu uygulamayı indirerek cihazınıza tekrardan erişip bağlanabiliyorsunuz. Şuradaki ikona tıklayarak cihaza bağlanıyorsunuz. Kullanıcı adı şifrenizi yazıyorsunuz. Cihazın IP'sini yazıyorsunuz. Default'ta kullanıcı adı, iki tane kullanıcı adı şifremiz var. Biri status, diğeri admin. Statüsün default'ta kullanıcı şifresi read only. Admin'in read write. Statüsün sadece okuma yetkisi var ve kaydetme yetkisi yok. Bir admin yetkisine sahip değil. Sistem menajerle cihaza erişmek istediğimizde statüsle erişmemiz gerekiyor. Ama kaydetmemiz gerektiği durumlarda da adminle kaydetmemiz gerekiyor. İsterseniz önce default webden eriştiğinizde size bir wizard çıkartıyor. O kısımdan biraz bahsedelim. Sizin karşınıza bir wizard çıkartıyor. Burada bir backup'tan mı dönmek istiyorsunuz, yeni config mi yapmak istiyorsunuz seçeneklerini sunuyor. Ben yeni bir config yapmak istiyorum. Son kullanıcı anlaşmasını kabul ediyorum. Burada diğer seçeneklere de bir ufak bahsedelim bu tarafta. Cloud Manage özelliği yeni geldi. Yaklaşık bir yıla yakındır Cloud Manage özelliğimiz var. Cihazı WatchGuard Cloud'dan yönetebilirsiniz, config yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde lokalden bir config yapmanıza gerek kalmayacak. Rapid Deploy'da aslında bir config tek bir yerden yapıyoruz ve cihazların seri numarasına girerek cihazlar internete çıktığında otomatikman config alacak. Bunu daha çok 20-30 tane cihaz alımlarında olabilir. 5-10 da olabilir. Yani uzak lokasyona gönderdiğiniz cihazlarda ve orada bir ITC yoksa, config yapabilme yetkisine sahip bir kişi yoksa cihaz default'ta zaten 0. portundan DHCP'de IP alır, internete çıkar herhangi bir config yapmadan. Ve internete çıktığında cloud sunucusuna erişir ve herhangi bir backup'ı varsa, bir config'i varsa cloud sunucusundan bunu alır ve cihazınızı artık konfigli bir şekilde kullanabilirsiniz. Her cihazı ayrı ayrı config yapmadan tek bir yerden konfigürasyon yapmamıza olanak sağlar. Cloud Manage'den de bahsettik. New Configuration'dan ilerleyebiliriz. Burada size sizin WAN portunuzla alakalı, external interface'inizle alakalı bir ayar yaptırmak istiyor. Ben şu anda DHCP'de kalmasını istiyorum. Bu arada çok ufak fiziksel yapılandırmamızdan da bahsedeyim. Biz bugün bu webinarı TL cihazımızla yapıyoruz.
TL'nin birinci portundan, yani LAN portundan gelen kabloyu bilgisayarıma taktım. Sıfırıncı portu, yani external portuna da modemden gelen kabloyu taktım. Şu anki fiziksel yapılandırmamız da bu şekilde. Burada herhangi bir bilgilendirme, yani DNS'lerinizi girmenizi istiyor. Varsa bir domain name'inizi yapılandırmanızı istiyor. Ben bugünkü yapılandırmayı Wizard üzerinden değil, Policy Manager üzerinden yapacağım. O yüzden buradaki bilgileri doldurmuyorum. Default'ta IP adresimiz 10.0.1.1, işte /24, başlangıç IP'si ve son IP'sini size söylüyor. Mevcut şifrelerinizi değiştirmek ister misiniz diye soruyor. Default'ta admin'in read-write statüsünde read-only olduğunu söylemiştik. Burada haklarından da bahsetmiş. Birinin sadece okuma, diğerinin hem okuma hem diğerinin de yazma yetkisi olduğundan bahsediyor. Burada şifrelerimizi değiştirelim. Burada herhangi bir bilgi girmeyeceğim. Burada aslında bu konfigürasyonu daha sonra da yapabiliriz. Cihaza dışarıdan erişim yapılacak dış IP'yi yazıyoruz. Ve kurulumdan sonra otomatikman kuralı kendisi atıyor. Bu dış IP ile cihaza erişebilirsiniz diyor. Şu anlık girmemize gerek yok. Bunun kurulum sırasında kurallar kısmında yine değineceğiz. Burada da size cihazın işte contact information kısmından bahsediyor. Cihazın adı, location'ı, işte iletişim kurulacak kişiyi soruyor size. Şöyle diyelim. Time zone'undan bahsediyor. Bu kısım önemli. Bunu isterseniz buradan, isterseniz de Policy Manager ile cihaza eriştikten sonra ayarlayabilirsiniz. Cihazın tarihi ve saati yanlış olduğunda cihazın sertifikalarına da problem yaşıyorsunuz. Haliyle bu sizin birçok konfigürasyonunuzu etkiliyor. VPN'de de problem yaşayabiliyorsunuz ya da bazı erişimlerde de sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Logları incelerken de saat çok önemli bizim için. Size son yapılandırmadan bahsediyor. Hani özet gösteriyor. Buradan okey misiniz? Devam edelim mi? Ben şimdi buraya next demeyeceğim. Ayarlarımı kaydetmeyeceğim. Çünkü ben bundan sonraki yapılandırmamı, ben sadece bu kısmı görmeniz için yaptım. Bundan sonraki yapılandırmamı, yani tüm yaptığım işlemleri Policy Manager üzerinden yapacağım. Biz zaten Policy Manager ile cihaza erişmiştik. Tekrar bir erişelim. Şuradan disconnect olalım. Wizard sevmeyen arkadaşlar için direkt Wizard'ı yapmanız elzem değil bu tarafta. Sistem Manager'dan cihazın default IP'si ve statüs şifresiyle bağlanabilir. Aslında Wizard'ı bypass etmiş oluruz bu tarafta. Konfigürasyonumuzu yapabiliriz. Şöyle şuradan bir çıkış yapalım. Evet, tekrar girelim. Evet, cihazımıza bağlandık. Hiçbir Wizard'da yaptığımız ayarlar uygulanmadı çünkü devam etmedik. İlk ekranda, Sistem Manager ekranında. Bu arada Sistem Manager nerede indiririz? Ona değinmedik. Ona ufak bir değinelim. Washcard.com üzerinden nerede bizim? Evet, evet Support.com. Evet, Washcard.com'a tekrar girelim. Bu kısım için herhangi bir login işlemi gerekmiyor. Support tarafından, software'de olan kısmından, cihazınızın modelini girerek, cihazla alakalı bir firmware varsa o firmware'i indirebilir veya geri kalan uygulamalarımız var. Yine ufak değineceğiz onlara. Aslında bu kısma değinelim hızlıca. Üstteki kısım, cihazı sistem manager'la update yapacaksınız. İndirmemiz gereken kısım. Şu an en güncel versiyon 12.5.7. Daha yeni yayınlandı aslında. Yeni release oldu. Bir aşağıdaki kısım webten cihazı güncellemek istiyorsak kullanacağımız kısım. Webten güncelleme yaparken eğer cihaz internete çıkmıyorsa evet buradan indirip cihazı güncelleyebiliriz. Ama cihaz internete çıkıyorsa
Direkt o kısmı da göstereceğiz. Bir tıkla otomatikman WatchGuard Cloud cihaz kendisi bağlanıyor ve güncellemesini alıyor. Fakat System Manager'da bu şekilde bir özelliğimiz yok. Bunun için üstteki kısmı indiriyor olmamız lazım. Aslında üstteki kısmı da indirdiğimizde bir exe bizi karşılıyor. Bunu indirmemişiz. Çok önemli değil. Bir exe bizi karşılıyor. Burada exe'nin görevi aslında RAR görevi görüyor bizim için. Exe'ye çalıştıktan sonra next exe dediğimizden sonra cihaz firmware'i çıkartıyor içerisinden ve dosya pedini bize söylüyor. O dosya pedini de System Manager'dan göstereceğiz yine ilerleyen zamanlarda. Cihazı update edebiliyoruz. Burada neler var? System Manager'ımız var. WatchGuard System Manager 12.6.4. Yukarıdaki versiyonla 12.5.7 ile her zaman eş olmayabiliyor System Manager versiyonu. Bu eski olduğu anlamına gelmez. Fakat eş olduğu durumlarda olabiliyor. 12.6.4 ile 12.5.7'yi yönetebiliyoruz. Şöyle, eğer sistem menajerinizin versiyonu çok eski ise ve firewall'unuzun versiyonu çok yeni ise sistem menajer ile firewall'unuza bağlanamazsınız. Çünkü gelen özelliklerle birlikte sistem menajerler de güncelleniyor. Yani sistem menajerler de güncellendikçe yeni menülerde, örnek veriyorum, eskiden policy based routing varken artık SD-WAN var. Siz çok eski bir sistem manager versiyonu kullanıyorsanız yeni versiyonu bir firewall cihazınıza bağlanamazsınız. Çünkü haliyle yeni versiyonlu firewall'da yeni menüler varken eski versiyonlu sistem manager'ınızda bu menüler yok. Haliyle bu yüzden de size erişiminize izin vermiyor. Ancak size zaten buna erişmeye çalıştığınızda bu hatayı söylüyor. Evet, burada SRVPN client'larımız mevcut, Mac ve Windows için. IPsec client'larımız mevcut. Bunlar premium'dur, altta da yazar, 30 gün trial verir. Kullanıcı bazlı lisanslaması mevcut IPsec client kullanacaksınız VPN için. Fakat SRVPN'de yeteri kadar ihtiyacımızı karşılıyor olacak bu tarafta. Biraz daha aşağı indiğimizde Active Directory entegrasyonu için kullanacağımız Authentication Gateway'imiz var. Single Sign-On için Windows ve macOS var. Bu Authentication Gateway'e direkt bilgisayara yüklediğimiz, aslında Single Sign-On Client Windows ve Mac'e yüklediğimiz oturum açma bilgilerini direkt Authentication Gateway'e ileten tool'umuz, ufak bir tool'dur. Authentication Gateway Single Sign-On'dan da oturum açma bilgisi alabilir veya Active Directory Event Viewer'dan logları okuyarak da logon bilgilerini, logout bilgilerini okuyarak kullanıcıları login, logout edebilir. Bir de en son olarak Terminal Server için client'ımız mevcut. Bir sunucuya, terminal sunucuya birden fazla client bağlanıyorsa bunun için aslında terminal servis kısmını kullanmamız gerekiyor. Kullanıcılara farklı şekilde web filtre ve application filtre yapabilmemiz için. İsterseniz buradan System Manager ile devam edelim. System Manager ile cihaza erişildikten sonra şuradaki ikona tıklayarak Policy Manager ekranı açılıyor. Ve bu Policy Manager ekranında biz işte kurallarımızı yazdığımız, cihazın gerekli bilgilerini, tarihini, saatini vesaire, IPsec konfigürasyonunu yaptığımız menü sayfa açılıyor. Öncelikle cihazımızın bir feature key'ini, lisansını girelim. Buradan bahsedeyim size. Setup Feature Key kısmından cihazınızın lisansınızı girebilirsiniz. Ben şimdi mevcut lisansımızı gireceğim. Girdikten sonra lisansı nereden görüntülüyoruz? Ona da değinelim. Şimdi ondan da çok ufak bahsedeyim. Az önce bir WatchGuard portalımız var demiştik size. Biz login olmamıştık ama bir login olalım. Cihazınızı kaydettiğiniz zaman size bir Support Center'a tıkladıktan sonra gene My WatchGuard'ın altında Manage Product kısmından. Bu arada ilk cihazınızı kaydettiğiniz zaman Activate Products kısmını dediğiniz zaman size lisansınızı almanız için bir seçenek sunuyor. Lisansı isterseniz orada alırsınız. İsterseniz de Manage Products'tan kaydetmiş olduğunuz cihazın lisansını seri numarasından kontrol edip buradaki cihazlarınıza baktığınızda doğru cihazınızdan
Direkt save numarasını arat. Şu. Cihazın seri numarasının üstüne tıkladığımda yeni bir sayfada cihazın bilgileri açılıyor. Şuradan Get Your Feature Key diyerek sizin cihazınızın Feature Key kısmından lisansınızı alabilirsiniz. Lisansınızı aldıktan sonra, burayı kopyaladıktan sonra az önce göstermiş olduğum Policy Manager üzerinden Setup Feature Key diyerek lisansınızı buraya evet, aktif edebiliyorsunuz. Buradayken ben araya gireyim çok hızlıca. Bizim cihazımızın lisansı bitmiş. Bunu da Cloud'dan görüntüleyebiliyoruz. Expire olmuş lisansımız 21 Şubat'ta. Biz trial lisans tanımı aldık. Yani trial lisansı yurt dışından alabiliyoruz. Tabii bu sürekli alabildiğimiz bir şey değil. Cihaza 7 günlük, işte 2 defa veya 3 defa alması gerekiyor. 7 günlük, 14 günlük periyotlarda trial lisans alabiliyoruz. Şu aşağıdaki kutucuk işaretliyse eğer, WashCard Cloud'a erişip kendi lisansını almaya çalışacak. Cloud'daki portalda expire olan lisansımız olduğu için trial lisansımız cihazın üstünden kalkacak. Bu istediğimiz bir şey değil. Ama ilk kurulum yapıyorken cihazın lisansı varsa bu işareti olabilir. Yenileme dönemlerinize tekrar lisans girmenize gerek kalmayacaktır. O yüzden ben şimdilik bu işareti kaldırıyorum. Ve cihaz lisans bitiminde size bir alarm gönderir. Her ayar yaptığınızda size söyler. Bir 14 gün öncesinden veya 30 gün öncesinden söylüyordu. Her değişiklikte de size bu lisansın azaldığını söyleyecektir. Ve bunun yanına beraber bunun için bir mail de alıyor olacaksınız. Lisansınızın azaldığında maile de bilgilendirmesini yapacak. Evet, buraya kaydedelim. Default kurallardan bahsedelim isterseniz öncelikle. WatchGuard'ın üzerinde 5 tane default'ta kural geliyor. Bunları siz oluşturmuyorsunuz. WatchGuard kendi otomatik olarak eklediği kurallar. Bir tanesi PIN kuralı. Üçüncü kural. Any trusted ve any optional zonları için sizin pinginizin açık olduğunu söylüyor. Haricen bir zon oluşturduysanız, yani örnek veriyorum LAN, lokal vesaire diye farklı bir isimle bir zon oluşturduysanız veya işte trusted ya da optional değilse zonları buraya eklemeniz lazım. Aksi takdirde ping hattınızda başarılı olmayacaktır. Şu web kuralımız bu cihaza webten erişebilmeniz için default kural editlemek istiyor musun diyor. Evet diyorum. Burada cihazınıza webten erişebilmeniz için sadece any trusted ve any optional olarak ekliyor. Ben herhangi bir ayar yapmadım cihazıma WAN'dan erişebilmek için. Örnek veriyorum kendi WAN IP'niz sabit ve siz bu WAN IP'den de cihaza erişebilmek istiyorsunuz evinizdeki. Ve buraya IP adresinizi ekleyebilirsiniz. Bunun dışında trusted ve optional zonları dışında cihazınıza webten erişemezsiniz. Bir diğer kural da WatchGuard'ın sistem menajerle erişme kuralı. Gene aynı şekilde size sadece trusted ve optional zonları için izin veriyor. Son kuralımız da outgoing kuralı. Biz bu kuralın genelde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Şöyle ki bu kuralın baktığınızda TCP UDP any görürsünüz. Yani TCP UDP tüm portlarınızın içeriden dışarıya açık olduğu bir kural. Yani clientlarınızın sadece HTTPS değil tüm portlarını açtığımız bir kural. Biz genelde bu kuralın kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. İçeride kullanmış olduğunuz portlarınızı tespit edip sadece bu portlarınıza izin vererek kural yazmanızı tavsiye ediyoruz. İlk kural da FTP kuralı. Port 21 için gerekli, geçerli bir kural. İçeriden dışarıya yine geçerli bir kural. Süper. Bunlardan değindik kurallarımızdan. Şimdi ilk kurulum yaptığımızda nelere dikkat edeceğiz? Neleri kontrol etmemiz gerekiyor? Çok ufak. Onları hızlıca buradan bakalım. Setup kısmında, sistem kısmında cihazın tarihini düzenlememiz gerekiyor. Time zone'unu. Eğer bu işlemi Wizard'da yapmış olsaydım şu an tekrar yapmayacaktım. Ama Wizard'da yapmadık. Bunu manuel olarak yapacağız. Artı 3 seçiyorum. Görebilirsem. Evet. Cihazın modelini doğru olduğunu teyit ediyorum. İsim verebiliriz. Yani İstanbul, Ankara gibi farklı lokasyonlarınız varsa bu isim sistem menajere bağlandığınızda cihazları ayırt etmenizi sağlıyor. Ya
Örnek veriyorum, az önce bizim gördüğünüz cihazları kaydederken birçok seri numarası, birçok firewall vardı. Ve bizim buradan hangisinin hangisi olduğunu hatırlamak, bazen yönetmek kolay olmayabiliyor. O yüzden aklınızda kalabilecek spesifik isimler verirseniz sizin için yönetmesi daha kolay olacaktır. Evet, sistem ayarlarımızı yaptık. Sonrasında Feature Key'e zaten değinmiştik ama Feature Key de yine setup'ın altında bulunuyor. En son olarak da burada OS Compatibility'yi de kontrol etmekte fayda var. Cihazımızın versiyonu 12 ile 12.5'in aralığında değil. Bizimki bir kontrol edelim yine. 12.5'e de evet bunun aralığındaymış pardon. Bunun aralığındaymış evet. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum ama kontrol etmekte fayda var. Sonrasında cihazımıza IP vereceğiz ve internete çıkartacağız. İnternete çıkarttıktan sonra kurallarımızı yazacağız, web filtreme yapacağız, SSL inspection vesaire onlardan değiniyor olacağız. Bunların yaptığım işlemlerin hepsi network kategorisinin altında. Network configuration'a geldiğimde cihazın ne kadar portu varsa hepsi karşımda duruyor. Default'ta cihazın 0. portu external'dır. 1. portu LAN'dır. Keza cihazın kendi üzerinde de fiziksel olarak yazar. Harca fiziksel olaraktan özelliklerinden bahsetmek gerekirse arkasında 2 tane de USB girişi var. 4G modem yani 3G modem takıp hat yedekliliği yapabilirsiniz. Evet, 1. portumuzdan başlayalım. Sıfırdan özür dilerim. Çift tıkladığımda interface tipi default'ta external ki dış hat tanımlaması yapacağımız için bu external olarak kalacak. Fakat alias verebilirsiniz. Yani metro, internet gibi. Eğer metro veya fiber internet kullanıyorsak ISP'den aldığımız IP bilgilerini static IP'den giriyor olacağız. IP adres ve gateway. Fakat metro internet kullanmıyorsak, ADSL bir internet kullanıyorsak en aşağıda gördüğümüz Use PPPoE kısmında işaretleyip ISP'nin yine verdiği username şifre bilgilerini giriyor olmamız lazım. Tabii ki bu işlemi yaparken modeminizin bridge modda olması gerekiyor. Eğer modeminizi bridge modu alamıyorsanız, ISP size kullanıcı adı şifre paylaşmıyorsa siz DMZ modda bu işlemi yapabilirsiniz. Yani modemde DMZ modda alıp bir tane local IP kullanmadığınız bir local IP yazıp ve onu burada static IP kısmından belirtebilirsiniz. Evet, internet tanımlarımızı yaptıktan sonra cihazımız internete çıktıktan sonra artık local network numaramızı ayarlayacağız. Bu arada yaptığımız her kısmı webten yapabiliyorsunuz. Soru gelmiş bir tane. Bu kısımlar olsun vesaire hepsi webten yapılabiliyor. Evet, bir tane daha soru görüyorum. Ben Linux kullanıyorum. SLVPN nasıl yapacağım? Bu soruları toplu alacağım. Şimdi almayacağım ama cevaplayayım bu soruyu da. OpenVPN kullanıyoruz arka tarafta. SLVPN'de. Ve OpenVPN'de Linux fark etmez. Windows, Mac fark etmez. Bağlantı yapabilirsiniz. Yine onun guide'ları da var. OpenVPN'i Linux üzerinde indiriyorsunuz. Config dosyasını alıyorsunuz ve Linux'ta config dosyasını göstererek kullanıcı adı şifre girerek SLVPN yapıyorsunuz terminal üzerinden. O kısımlara da yine ufakça değineceğim. Fakat sorularınızı daha sonrasında cevaplayacağım. Ne kadar portum varsa bunları evet ayarladık veya VLAN'larımız olduğunu varsayalım. Yani bizim içeride layer 2 switch'imiz var. Layer 2 switch'imizden VLAN'larımızı ayarladık. İşte guest network'ü, personal network'ü, DMZ network'ü, server network'ü vesaire. Bunları ayarladık. Bunları nasıl tanımlıyoruz ve bunları kuralı portlara nasıl atıyoruz? Onlara ufakça değinelim. Örnek olarak 10 VLAN'dan bahsedelim. Bu da personel olsun. Bu VLAN'da DHCP dağıtmak istiyorsak alt tarafta use DHCP server deyip DHCP kısımlarını tanımlayabiliriz. Fakat içeride kullandığınız DHCP server varsa burada muhakkak disable DHCP olması gerekiyor. IP adresi bilgilerini yazıyoruz. DHCP olmadığını varsayalım. DHCP server'ı işaretleyip address pool kısmında add'e tıklıyorum. Hangi IP aralığında IP dağıtacağımızı yazıyoruz buradan. 11'den başlasın.
254'e kadar dağılsın dedik. Burada eğer bir aralığı dağıtmak istemiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani benim 100 ile 110 arasında access pointlerim kullanıyor. Örnek veriyorum. 99 deyip ...111'den başlayıp tekrar 254'e kadar dağıttı diyebilirim. Veya bunu yapmak istemiyorum. Access pointlerimin MAC adresini biliyorum. Reserve adres kısmından E'de tıklayıp AP1 ismini verip hangi adresi IP adresini AP1'e vereceksem onu yazdıktan sonra MAC bilgisini de yazarsam access point IP isteği yaptığında onun için artık buradaki yazdığım IP adresi verecek. Rezerv etmiş olacağım. Access point haricinde kimseye de bu IP adresini vermeyeceğim. Evet, IP version 6'ya çok değinmiyorum. Secondary kısma geliyorum. Eğer bu VLAN'ın arkasında farklı bir IP varsa, bu IP'nin de bu VLAN arkasından internete çıkması gerekiyorsa, yani bir Cisco telefonunuz var ve bunların IP bloğu farklı olduğunu varsayalım. Cisco telefonu üzerinden de bir kabloyu client'a taktığımızı varsayarsak, burada telefonda bilgilerini eklememiz gerekiyor. IP bilgilerini ve arka tarafta bir tane root tanımlıyor olmamız lazım. Evet, spanning tree aktif hale getirmek istiyorsak yine bridge protokolde spanning tree'yi aktif hale getirebiliriz. VLAN tanımımızı yaptık. Personal VLAN'ımızı ekledik. Çok hızlıca guest VLAN'ımızı da ekleyelim. VLAN'ımıza da DHCP dağıtmadık. Aynı kısma dokunmayalım diye. İki tane VLAN'ımız ekli. 10 ID'li ve 20 ID'li VLAN ID'lerimiz tanımladık. Artık interface'e geri dönüyorum. Trusted kısmında benim lokal interface'im olacağı için interface tipinde VLAN'ı işaretliyorum ve VLAN'ı enable olarak işaretledikten sonra İki tane VLAN ID'mi görüyorum. Yani hangisi bu portun arkasından internete çıkacak. Bunları işaretlersem artık bu VLAN ID'lerden gelen istekleri internete çıkartacaktır. En aşağıda target ve untarget olarak VLAN ekleme seçeneklerimiz mevcut. Üsttekine derseniz target olarak ekler. Tabii ki bu switch tarafındaki yaptığınız konfigürasyonla alakalı. Aşağı kısma geldiğimizde untarget olarak ayar yapmamızı sağlar. Genelde target olarak biz switch tarafında karşılaşıyoruz. Peki. Advanced kısma geldiğimde neler var burada? MTU'lar var. Yani switch tarafında olsun, ISP'nin router'larında olsun bu kabul edilmiş default bir değerdir. 1500 değeri. Fakat bu değerin switch'te veya router'da yüksek veya alçak olması ne gibi sorunlar yaratır bize? Paket kayıpları yaratır. Yani biz 5 ping gönderiyoruz. Örnek veriyorum. 1-2 ping kesiliyor arada. Çünkü gönderdiğimiz paket boyutu 1500 iken karşı tarafın aldığı, transmit ettiği paket boyutu 1800 veya 9600 jumbo frame açık. Burada paket kayıtlarımız çok fazla olacaktır. Bu bilgilerin tabi test etme yöntemi vesaire var arka tarafta. Eş olması gerekli. Default'ta da genelde 1500'dür. Zaten 9600 ise internete çıkamazsınız karşı tarafta. Bunu da editleme yeri interface'e girdikten sonra advanced kısmındadır. Ayrıca herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Fakat bandwidth'te koyabilirsiniz. Yani bu interface'den çıkan kullanıcının totali için en fazla 10 megabit olsun, 20 megabit olsun deyip veya kilobayt cinsinden de tanım yapabiliriz. IP World'e de geri gelelim. Gerçi biz VLAN tanımı yapmayacağız şu an. O yüzden ayarımızı bozmayalım. Tanımdan bahsetmiştik. Farklı bir IP'm varsa, VLAN kullanmıyorsam, bu cihaza bir IP vereceksem portun üzerine çift tıklamanız yeterli. IP adres bilgilerini güncelledikten sonra yine bir önceki yaptığımız kısımda DHCP enable etmek istiyorsak DHCP bilgilerini yazıyoruz. Eğer
disable olacaksa da default'ta enable gelir. Muhakkak disable ediyor olmamız lazım. Biraz daha aşağı indiğimde, aslında bu kısımdan bahsetmemiştik. DHCP'de dağıtacağı, IP dağıtacağı süreyi belirtebiliriz. 8 saat, 12 saat, artık 24 saat. Ne kadar istiyorsak leasing time'ı ayarlayabiliriz. Configure DNS ve WinServer'da bu interface'den internete çıkacak kişilerde DHCP dağıtırken DNS bilgisini de dağıtalım diyoruz ve hep yani birden fazla interface'in varsa birden fazla DNS server olabilir. Bunları tanımlıyor olmam lazım. Eğer birden fazla DNS server yoksa, tek varsa, bunun genel bir ayarı var. Genel yaptığımız ayarda otomatikman, buraya bir tanım yapmasak da, genel yaptığımız ayardaki DNS server'ı kullanacaktır. O yüzden burada bir tanım yapmıyorum ve DHCP relay kısmımızda yine aşağı tarafta DHCP işlemini görecek kişinin aslında veya router'ın, switch'in, DHCP server'ın VPN'de farklı bir lokasyonumuzda olabilir. Burada o bilgiyi yazıyor olmamız lazım. Evet, DNS kısmına gelelim, hızlıca bahsetmiştik. Bu DNS'in genel ayarıdır. Buradaki interface'deki DNS belirtmediğimizde buradaki DNS'i kullanır. Ve bu DNS çok önemli. WatchGuard kendisi internete çıkarken de buradaki DNS server'ı kullanır. Eğer burada yanlış veya herhangi bir DNS server belirtmez isek, cihaz kendi update'lerini, arka tarafta signature update'lerini yapamayacaktır. Ve webfilter vesaire uyguladığınızda internete çıkamayacaksınız, çünkü WatchGuard hesabına, WatchGuard Cloud hesabına erişim olmayacak arka tarafta. Burası çok önemli. O yüzden bir DNS server tanımlayalım. 8.8.8 DNS server'ını tanımladık. Aşağıda bir kutucuk var. Eğer DNS server olarak WatchGuard'ın IP'sini kullanacaksak, yani 10.0.1.1'i kullanacaksak client makinede, muhakkak bunu işaretliyor olmanız lazım. Ve hangi interface'den DNS server'lık yapacağını belirtebilirsiniz. Veya tüm interface'ler deyip yukarıdaki default'a gelen kutucu işaretleyebilirsiniz. DNS'in forwarding logging'leri, ki aşağıdaki kısım forwarding tarafı. Logging tutmak istiyorsanız bir ufak tikimiz daha var. Biz keza forwarding yapmayacağız bu tarafta. Evet. Şimdi Link Aggregation'dan biraz bahsedelim. Artık bu tarafı, network tarafını, configuration tarafını yavaş yavaş toparlayalım. Portlarımızı ayarlamıştık. VLAN'ımızı ayarlayıp porta tanımlamıştık. Bridge kısmı, iki tane portu ben 10.0.1.1 olarak kullanmak istiyorum. Yani ikinci portu 10.0.1.2 olarak kullanayım ve bunu sunucuya vereyim. Yani sunucu buradan internete çıksın. 1-2 dedim, özür dilerim. 1-1 olarak kullanayım. Aslında birinci portu alır, kopyalar. İkincisiyle beraber aslında eşdeğer olarak görür şeklinde düşünebilirsiniz. Switch gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada ikinci portu switch olarak kullandırmamızı sağlar. Direkt sunucu vesaire direkt bu port üzerinden internet verebiliriz. Birden fazla port ekleyebiliriz. Yani 2 olmayabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Artık ne kadar portumuz varsa bir iç kısmında ekleme yapabiliriz. Link aggregation kısmı aslında switch'te yapılan bir ayar. Fakat bizim burada da bir tanım yapıyor olmamız lazım. İki tane portumu switch üzerinde tanımlamak istiyorsam, yani normalde şu an birinci portum trusted. Biz buradan çıkan kabloyu switch'e giriyoruz. Switch'te 50 tane client'ımız var. 50 client'ımız aslında bir kablo üzerinden WatchGuard'a erişiyor. Biz bu kabloyu iki yapmak istersek, hem kablo bozuldu, WatchGuard'ın portu bozuldu veya Switch'in portu bozuldu, iş akışını etkilemesin. Hemen ikinci porttan devreye girsin. Tabii bunun için Switch'inizin de desteği olması gerekiyor. Ve bizim de buradan çok ufak bir ayar yapıyor olmamız gerekiyor. Switch'te yapılan ayarın eşdeğer ayarını yapıyor olmamız gerekiyor. Evet, buradan da bahsettik. SD-WAN, Multi-WAN, bu kısımları aslında internete çıkış kuralı yazarken daha değineceğim, daha anlamlı olur. Fakat SD-WAN'ı, Multi-WAN'ın daha çok açılabilmesi için, silik olmaması için iki taneden fazla internet hattımın olması gerekiyor. Bizim şu an tek internet hattımız var. Optional bir portunda ikinci internet hattımız yapalım.
Tabii burada örnek bir kısım yapacağım için internet olmasına gerek yok. Süper online diyelim buna. Buna da metro diyelim. Evet, aslında metro olan bizim asıl internetimiz Süper Online'de şu an internet yok. Cihazın üzerinde portta takılı değil. Sırf multiband kısmımız açık olsun ve bunlar üzerinden biraz konuşalım diye yaptık. İnterfeys tanımı yaparken bir önemli kısım link monitör kısmı, aslında multiband'a gelmeden önce de link monitör kısmıdır. Burada interface tanımı yaptığınızda add deyip aslında otomatikman gelir ama biz bir herhangi bir şekilde gateway vesaire tanımlamadığımız için o portta bir internet veya bir kablo takılı olmadığı için otomatikman gelmedi. O yüzden 50 seçiyorum. Süper Online işaretledim. OK dedim. Default'ta internetin olup olmadığını nasıl test ediyor? Kendi gateway'ine ping atarak bu Süper Online'da internet var mı yok mu bunu bize söylüyor. Bu çok istediğimiz bir durum değil. Aslında post pozitif yaratabiliyor. İnternet olmayabilir ama gateway ayakta olabilir. İnternet var gözükür. Biz burada şu şekilde bir loop balance kuralı yazdığımızı varsayarsak, Süper Online internet giderse metrodan herkes internete çıksın dediğimizi varsayarsak, bu gateway'in ping attığından kaynaklı aslında internet yok fakat boş kart bunu internet var olarak algılayacak ve metroya geçirmeyecek trafikleri. Keza default'ta burada ilk eklediğimiz IP'de servis.washcard.com adresine 443 üzerinden TCP olarak dene şeklinde ayarımız var. Bunu kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Add deyip IP adres yerine TCP seçip 443 yazıp aynı bilgileri girebiliriz. Veya siz şunu da diyebilirsiniz. Ping atsın 88'e. Eğer 88'e ping atabiliyorsa internet var olarak algılasın. Hop. Bunu eğer null olarak görürseniz burada, bu bir bug bu tarafta, kaydedemezsiniz cihazı. Şöyle OK diyelim aslında, hatamızı da görelim. Evet, bu arada lisansımız az olduğu için biraz önce ilk eğitimimin başında konuştuğum senaryo bu. Size uyarı veriyor, 6 gün kaldı bu servislerin lisansının bitmesine. OK diyorum. Eğer bu şekilde lisans yenileme vesaire yapmak istiyorsanız washcard@kontra.com adresine veya lisans cihaz alımı ile ilgili, lisans alımı ile ilgili tüm işlemlerinizde bizim satış ekibimiz arka tarafta size yardımcı olacaktır. Veya teknik olarak bir ihtiyacınız olduğunda destek@kontra.com adresine mail atarak washcard ile alakalı teknik destek, ilk kurulum, bunların hepsinde yardımcı oluyoruz size. Yani şu an yaptığımız her şeyin aslında siz yapmaya çalışırken belki hatırlayamayabilirsiniz, unutabilirsiniz vesaire. Bu tarz konularda desteğe mail atın. Eğer ilk kurulum yapıyorsak eğer, kuruluma gideceğiniz gün lütfen yazmayın. Çünkü başka planladığımız işler de olabiliyor. En az 1-2 gün öncesinden yazarsanız kendimizi ayarlarız, o saatte planlama yaparız ve size kurulum sırasında kurulumu beraber yapabiliriz. Evet, admin şifremizi yazalım. Birden nokta kadar mı? Retry, tamam. Evet, bunun sırasında kaydedelim. Aa, rezil etti beni. Kaydetti. Ha yok, kaydetmedi, pardon. Evet, hata aldık. Internal error dedi. Burada bu hatayı görüyorsak aslında network sayfasında bizim yaptığımız link monitörde Süper Online kısmının null olması. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada aslında bir ara düzeltmişlerdi bu sorunu. Sonra tekrar yaşadık. Web üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Sırf bu işlem için sorun var bu arada. Haricinde sistem manager'da herhangi bir problem yok. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet, bir de yeni cihazlarda bu bug da kalmadı aslında. Bizim cihazımız artık satılmıyor. Test yaptığımız cihaz. Lisans verilmesi vesaire olmuyor. Yeni model cihazlar geldi. Bunlarla herhangi problem yaşamazsınız. Bendeki cihaz eski olduğundan kaynaklı. Evet. Bunu webde nasıl yapabiliriz? Hemen ona değinelim. Öncelikle bunu buradan silelim artık. Yaptığımız değişiklikleri kaydedelim. Kaydederken etmiş şifresi bize soruyor. Veya Active Directory entegrasyonu yaptığımızda
Şurada FireboxDB demek, Firebox'ın database demek aslında. Firewall üzerinde oluşturduğunuz kullanıcılara bu admin olmayabilir. Aslında onu da değinelim biraz. File'a geldiğimde Manage User and Role'a tıkladığımda admin kullanıcısının şifresini istiyor bizden. Hemen yazalım. Burada yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Keza bizim tavsiye ettiğimiz kısım da o. Admin'i çok kullanmamak bu tarafta veya status default'a gelen user'ları çok kullanmamak. Add deyip yeni bir user oluşturabilirsiniz. Bu Firebox'ın database'inde olacağı için, Firebox üzerinde oluşturduğum için bu user'ı Authentication Server Firebox database olacak. Role'de artık belirtebilirim. Eğer admin olmasını istiyorsan bu kullanıcının device admin'i seçip veya status gibi sadece monitör yapabilmesi için aslında sağ tarafa alırsam daha net anlaşılır. Device monitörü seçebilir veya guest admin'i seçebilirim. Guest admin nedir? Aslında bizim WatchGuard'ın hotspot ekranı var. Tabii aslında günümüzde çok belki tercih edilmiyor olabilir. Çünkü arka tarafta WatchGuard için geliştirdiğimiz TC kimlik otantikasyonu yapan kullanıcı otomatik create eden vesaire hotspotlarımız mevcut. Genelde bunlarla veya otel entegrasyonu gibi bir entegrasyon yaparak hotspot kullanabiliyoruz. Yani nasıl Starbucks'a gittiğinizde karşınıza hotspot geliyorsa aynı şekilde özelleştirilebilir bir hotspot varken genelde cihazların hotspotları tercih edilmiyor. Fakat cihazların hotspot spotuna girebilmek için bu kullanıcı guest admin'de oluşturabilirim. Orada kullanıcı guest admin olan arkadaşımız kullanıcı create edebilir ve bu username şifreyi paylaşabilir. Biz guest admin değil de artık device admin olsun diyoruz ve şifremizi yazıyoruz. Bu kullanıcıyı locked edebiliriz yine arka tarafta ama biz bunu artık kayıt işlemi yapacağız. Authentication ismini artık clear diyorum. Şifremi yazdıktan sonra WatchGuard'da her ayar yaptıktan sonra aslında bir konfigürasyon yediği alır. Ve bu konfigürasyon yediğiyle yanlış bir ayar yaptıysanız eğer otomatikman geri dönmenizi sağlar. Keza bir isim verelim. WatchGuard System Manager ilk başta eğer login olduğumuzda client'ı şu ekranı yine hatırlayalım. Buradan Policy Manager'a tıkladığımızda bağlantı mı sorunu oldu? Evet, bağlantı bir ufak gitti geldi sanırım. Herkes beni duyabiliyor mu şu an? Evet, bende ses var. Peki, tamam. Bende bir sorun oldu herhalde. Tekrar bu kısmı anlatayım. WatchGuard'la System Manager'la WatchGuard'a eriştiğimizde Policy Manager'a tıkladığımızda WatchGuard System Manager WatchGuard'a erişir ve üzerindeki olan çalışan konfigürasyon alır. Biz çalışan konfigürasyonlara değişiklik yaptığımız sırada anlık olarak WatchGuard'a eşitlenmez bu ayar. Ne zaman eşitlenir? Kaydet dediğim kısımda. Neden web kullanmıyoruz aslında? Bir bakıma bundan kaynaklı. Hem webde bir işlem yaparken sayfalar tıkladığınızda geçişlerde tabii bu HTTPS'in genel bir sorunu sayfanın bir yükleniyor, sayfanın bir bize WatchGuard üzerinden cevabı geliyor ve değişiklikleri o şekilde yapıyor olmam lazım. Bu hız kaybı sağlıyor. Sistem Manager'a alıştıktan sonra bu hıza, bu rahatlığa alıştıktan sonra aslında keza ben de ve WatchGuard'a ilgilenen arkadaşlar da olsun çok web tercih etmiyorlar. Çünkü hızlı olarak işlem yapabiliyoruz ve yanlış bir ayar yaptığımda bu direkt olarak WatchGuard'da uygulanmıyor. Ve hadi uygulandığını varsayalım, kaydettim. Yanlış bir ayar yaptım, cihazın interneti gitti. File kısmına geldiğimde son kaydettiğim config dosyalarını karşıma çıkartıyor. En son denemeyi kaydettim. Fakat ben bir önceki denemede yanlış bir ayar yaptım. Bir önceki config dosyama hemen tıklayarak dönebilirim ve kaydedebilirim geri. Fakat bu farklı bir cihaz büyük ihtimal. O yüzden bunu kaydetme işlemini yapmayacağım. Tıklamayacağım. Şöyle bir
işlem yapalım. Altcoin'i silelim. Artık benim ve bunu kaydettiğimi varsayarsam, bu arada internetim kesildi, onu yapmayayım. Kaydetmeyelim onu. Başka bir kural silelim. Bir ayarı sildim fakat geri dönmek istiyorsam üzerindeki konfiye, boş kartın üzerindeki çalışan konfiye tekrar pencereye kapatıp policy manager'a tıklarsak üzerinde çalışan konfiye tekrar gidip boş kartını alıp bize getirecektir. Kusura bakmayın, biraz hastayım. O yüzden sesim çok kötü geliyor olabilir ama idare edin artık. Şöyle sol tarafa aldım. Evet. FTP kuralını silelim. FTP ile işim yok şu an. Kaydediyorum. Kaydederken eğer şuradan direkt kaydede tıklamazsanız kaydetme seçeneklerimiz var. Bu konfigürasyonu direkt masaüstüne kaydedebilirim. As file'dan. As version'dan, yani bu konfigürasyonu tail'de yaptım ama ben çok özür dilerim. Cihazın versiyonu eski bir veya yeni bir cihaza bu konfigürasyonu göndereceksem versiyon bilgisini editleyip o cihaza göre konfig alabilirim, dışarıya aktarabilirim. Keza to Firebox dersem yaptığım ayarları Firebox'a gönderir. Evet. Bu da VG webinar olsun. Evet. Güzel. Evet, ayarlarımız kaydoldu. File'e tıkladığımda artık VG webinar'ı da görüyorum. Burada FTP silmiştik yanlışlıkla ve tüm şirketteki FTP trafiği durdu. Hızlıca bunu geri dönmem lazım. Denemeye tıklıyorum. FTP kuralım geri geldi ve kaydediyorum. Sistem Manager'ın kullanmanın bu şekilde güzel artıları var ve gerçekten kullanış olarak daha kolay geliyor. En azından bana öyle geliyor. Ama web tercih edenler veya sevenler için de tabii ki webten de işlem yapabiliriz. Şimdi biraz web'i bahsedelim. Kadir kullanıcımıza girelim. Evet, web'e eriştiğimizde sistem manager'dan daha efektif görselleri olan bir ekran bizi karşılıyor. En fazla interneti kullanan arkadaşın IP adresini yazmış. En fazla destination olarak karşı tarafa ulaşılan top destination'ları söylemiş. Hep firewall'a ulaştık zaten, o yüzden farklı bir işlem yok. Ama arka tarafta bilgisayarım, Teams'in kullandığı IP'ler vesaire hep böyle işaretlemiş, göstermiş bize. Yine top policy'lerimiz ve destination portlarımızı bize listeledi. Büyük ihtimal 3481'de Teams'in kullandığı bir port karşımıza geldi. Şurada bir hatadan bahsetmiştik. Kaydederken hata almıştık. Network tarafında link monitörde hatırlarsanız. Bunu web tarafında nasıl yapıyorum? Network kısmına geliyorum. Yine aynı tablar. İsimlerimiz aynı. Sistem Manager'da da olsun, network web tarafında da olsun, isimler aynı. Link monitöre geliyorum. Super Online'ı seçiyorum ve configure diyorum. Burada add'e tıklıyorum. Aslında yaptığımız işlemler aynı fakat görsel değişiyor. 8.8'e ping atlıyorum. Artık burada null yazmıyor gördüğümüz gibi. Save ettikten sonra evet, ayarlarımız kaydoldu. Fakat Policy Manager'da bu ayarı yapmadan önce Policy Manager'ı açtığım için burada hala Link Monitör'de ping'i 8.8 olarak görmüyorum. Default Gateway diyor. Ben bir değişiklik yapıp üzerine kaydedersem web'de yaptığım işlem gider. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden Policy Manager'ı kapatıyorum. Tekrar açıyorum.
Evet, şimdi kontrol ettiğimde artık link monitörde 8-8 olarak görüyorum ve düzgün şekilde type'da geldi. Evet, zamanda verimli kullanalım. Hemen cihaza konfigürasyon yapalım. Yoksa yetiştiremeyeceğiz. Genel çalışma mantığından artık haberdar olduk. Çok ufak şuradan da bahsedelim. Sistem Manager'la ilk cihaza bağlandığımızda bize IP adresini yazar. Eğer dışarıdan bağlıysanız dış IP adresini yazar buradan. Lokalden bağlıysanız lokal IP adresini. Cihazın modelini ve üstündeki firmware'i yazar. Bu firmware kısmının güncel olup olmadığını nereden görüyoruz demiştik. Nerede support center'ımız? Hop. My WatchGuard. Evet, Dolan Sofya. Cihazınızın modelini yazarak güncel versiyonunu görebilirsiniz. 12.5.7. Ama örnek veriyorum, XTM marka bir cihazım var, eski bir cihaz. Burada en güncel versiyon 12.1. Yani bu şu demek değil, 12.1'i gördünüz bir firewall'da. Artık onu support'u olmayan bir firewall, lisansı satılmıyor. Eski, bu üstündeki versiyon eski demek değil. Bu cihaza çıkan en son versiyon bu demek aslında. Bu arada 10 kullanıcıdan 10.000 kullanıcıya yakın, yani 7.500-8.000 kullanıcıya kadar cihaz destekleyen modellerimiz mevcut. Yine bu eğer bir müşteriye gittiğinizde cihaz modeli belirlemeniz gerektiği durumda yine bizden destek alabilirsiniz. Yine watchguard.com.tr'ye mail atabilirsiniz. Cihazın modelini belirlemede size yardımcı olabiliriz. Lisanslardan konuşmadık sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Konuşmadık değil mi? Evet, konuşmadık lisanslardan. Onu atladık ilk başta. Hemen hızlıca neredeydi, bizim lisans sekmemizi açmıştık. Evet. Lisanslarımızdan bahsedelim, sonrasından cihazı konfigür edelim. Ne yapmak istiyorsak artık yapacağız. Support lisansımız var. Support'a birazdan gelelim. Basic Security kısmımızda cihazın VPN'dir, SD-WAN'dır, yine sol tarafta yazıyor açıklamalar. Access Portal'dır, IPS servisi gibi, Application Web Blocker gibi çok yoğun kullandığımız ve cihazın genelde firewall kabiliyetlerinin yerine getirebilmesi için kullandığımız servisler Basic Security'de mevcut. Gateway Antivirüs, Spam Blocker, Network Discovery, bu kısma yine web tarafından konuşuyor olacağız. Ve Reputation Enabled Defense servisimiz, yani her Destination aslında bir istihbarat puanı veriyor ve güvenilir mi değil mi deyip karşımıza getiren servisimiz. Total'de ne farklılıklar var? Aslında biraz ondan konuşmak istiyorum bu tarafta. APT Blocker. Nedir bu APT Blocker? Veya TDR kısmı veya DNS Watch Intelligent Antivirus. Bunlar nelerdir? Tabii ki gönül ister hep Total Security kullanalım. Çünkü arka tarafta getirdikleri özellikler o kadar çok fazla ki ve güvenliğimizi o kadar has safhaya çıkartıyoruz ki bu tarafta tercih edilme sebebi de aslında bir bakıma ondan geliyor. APT Blocker. Biz bir internet sitesine gittiğimizde, bir exe indirdiğimizde o exe eğer gateway antivirüsümüzce silinmiyorsa signature'ı, zero day bir atak olabilir. Veya yeni yazılmış bir uygulama da olabilir. Ama bunun kararını kim verecek? Bizim cloud'daki APT sunucularımız verecek. Bu exe APT sunucularımızda açılıyor, test ediliyor. Herhangi bir şekilde malware aktifikasyonu görüyorsa bu işlem, indirme işlemi bize 5 dakika sonrasından bilgi geliyor. Diyor ki bu zararlı bir exe. İndirme sırasında zaten watchguard'ın ekranı çıkıyor. Bizi bekletiyor biraz. 5 dakika içerisinde bu sonuç geliyor. Bu exe'nin zararlı olduğunu söylüyor ve bizim indirmemize izin vermiyor. Çok önemli. Yani zero day ataklar için olmazsa olmazlardan APT blocker'ımız. TDR tarafı, bu sandbox gibi düşünebiliriz aslında bu tarafta APT blocker'ı. TDR tarafı bu sandbox'ı Windows makinede yapıyor diye de yorumlayabiliriz. Yani kullanıcınız şirket dışarısında. Evet, biz şirket içerisinde firewall aldık. İşte IPS'imiz var. Ekstra olarak web gateway cihazları vesaire aldık. Konumlandırdık. Ama kullanıcı şirket dışına çıktığında, örnek veriyorum, 1 milyon dolarlık yatırım yaptık lokale. Hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü artık kullanıcı şirket dışarısında ve farklı networklerde oluşabilecek tehditlere karşı savunmasız. TDR'ımız client makineye yüklenir. Her cihazda bu sayı değişkenlik gösteriyor.
Bir şey mi söyleyeceğim? Çok ufak araya gireyim. Genelde Total Security lisans alınmasına rağmen TDR çok fazla aktif edilmiyor. Yani genel olarak bize sorun kaydı oluşturan müşterilerde baktığımızda, kontrol ettiğimizde bu servisin çok fazla kullanılmadığını ve aktif edilmediğini görüyoruz. Eğer problem yaşıyorsanız az önce Kadir'in de söylediği gibi destek tarafından bizlere ulaşırsanız birlikte de bu tarafı aktif edebiliriz. Şimdi TDR'ın şöyle bir özelliği var. TDR tarafında hem client özelinde lisans alabiliyorsunuz hem de Total Security üzerinde cihazın üstüne gelince lisansınız şu şekilde oluyor. TDR'ı az önce WatchGuard portala girmiştik. Gene Manage Product kısmından, WatchGuard Cloud kısmından, hatta gösterelim onu da bir yandan. TDR kısmını aktif edip girebiliyorsunuz. Bizim yanlış hatırlamıyorsam lisansımız trial olarak vardı ya da bitmiş olabilir. Manage TDR kısmı var. Önce bir lisansımız, cihazımızdan ne kadar lisans geliyormuş, onu bir görüntüleyelim. TDR kısmında şu şekilde oluyor. Şimdi clientleriniz evdeyken, örnek veriyorum, siz 10 kullanıcılık bir TDR lisansınız var ama firewall'un arkasında 100 kişi internete çıkıyor. Şimdi TDR'ı firewall'la entegre ettiğinizde şöyle oluyor. TDR arka tarafta kendi gördüğü, takip ettiği ve zararlı içerikleri engellediği şeyleri kendi bilgisinde tutuyor ve bunu firewall'a iletiyor. Haliyle firewall'un arkasındaki bir client aynı yere gitmek istediğinde yine yasaklamayı yapıyor. Yani firewall'un arkasındaki client'i de koruyor. Dışarıdaki exe'si kurulu olan, az önce Kadir'in de bahsettiği gibi, işte firewall'un arkasında değil, client herhangi bir işte kahve zincirine gitti, X bir lokasyona gitti ya da evinde çalışmaya devam ediyor. Zaten bu pandemi döneminde en çok problem yaşadığımız konuydu aslında. Client'larımız evdeyken de onları nasıl koruyabiliriz? Bence TDR bunun en büyük artılarından, yani en çok kullanabileceğimiz servislerden biri. Bir o kısmı da açalım istersen. Buradan kendi lisans bilgilerinizi girdikten sonra size bir ID veriyor. Bu ID'yi firewall'a giriyorsunuz. Aslında entegrasyon bu kadar basit. Bizim yanlış hatırlamıyorsam lisansımız var mıydı emin değilim. O yüzden hani çok bu kısma şu an belki şey yapamayabiliriz ama. Zaten zamanımız da yetmeyecek arka tarafta. TDR kısmına da değinirsek ama kabaca yine bir bilgiyi vermiş olalım. Cihazda ne kadar TDR lisansı geliyor? Yine Manage Product kısmından görebilirsiniz. Ekstra TDR client lisans alabiliriz. Bu arada şunu da düşünenler var. Yani bir antivirüs mü bu? Hayır, antivirüs değil. Bu antivirüsle beraber çalışan bir yazılım olarak düşünebilirsiniz. Yani evet, bizim örnek veriyorum, Windows Defender'da kullanıp antivirüs görevini Windows Defender'a verebilir ve TDR ile beraber Next Generation antivirüs kısmını yapabilirsiniz. Nedir bunlar? TDR ne yapar? Machine Learning yapar arka tarafta. Behavior analiz yapar. Yani bir uygulamanın, bilinmeyen bir uygulamanın arka tarafta yayıncısına bakar. Ne zaman yayınlanmış bu der ve bir reputasyon değeri verir. Eğer yayıncısında yayınlanma tarihinde şüphe duyuyorsa bir search code analizi yapar ve kendi database ile bu kod analizini karşılaştırır. Yine bir reputasyon değeri verir ama hala örnek veriyorum, uygulamaya zararlı simgesini vuramadı. Zararlı diyemedi. Bu sefer artık machine learning yapar. Uygulamayı RAM seviyesinde çalıştırır ve masa üstündeki dosyalara erişmek istediğinde veya registry kayıtlarının sistem dosyalarına erişmek istediğinde erişmek istenilen yerin gölge kopyasını almıyor. Arka tarafta erişmek istediğinde RAM'de bu işlemi yasaklıyor ve 5 dakika içerisinde bilgisayarınızın tekrar normal halde bir executable'ı kilitleyip kaldırdığı zaman geri döndürüyor ve güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz. Bu sırada aldığı istihbaratı firewall'a paylaşıyor. TDR olmayan bir client bu siteye erişmek istediğinde, bu exe'yi indirmek istediğinde WatchGuard diyor ki ben artık bunun zararlı olduğunu biliyorum ve indirme işlemini yasaklıyor. Bu arada TDR APT Blocker'la da entegre olarak çalışıyor. Aslında tek bir taraftan bilgi alarak client makinede araştırmasını yapmıyor da APT Blocker'dan da almış olduğu bilgilerle genel total bir güvenlik hizmeti sağlıyor. Evet, TDR'ımızdan da bahsettik. Şimdi cihazı artık konfigüre edelim.
Cihazın üzerinde Policy Manager'da evet, artık network interfezlerimizi vesaire tanımladık. Sağ tıkladığımızda Add Policy deyip kurallarımızı yazabiliyoruz. Nedir kurallarımız? İki tane farklı kural klasörü geliyor bize karşımıza. Birisi proxy kuralı, diğeri paket filter. Proxy kuralında da HTTP HTTPS var. Aşağı doğru geldiğimde paket filter'da da HTTP HTTPS var. Ama dikkat ettiğimizde bunların ikonları farklı. Yukarıda geldiğimde ne farklılıkları var? Eğer proxy olarak yapmıyorsam giden trafiği, web trafiklerini WatchGuard Cloud üzerinden göndermeyecek ve ben logları incelediğimde host name görmeyeceğim. Atıyorum google.com olarak görmeyeceğim de 88 olarak göreceğim. Çünkü o giden trafik arka tarafta açılıp komple izlenemiyor duruma gelecek ve herhangi bir web filter, application filter yapamıyor olacağım. Ne loglarda düzgün bir log alacağım ne de web filter, application filter yapabileceğim. Pardon, web filter yapabileceğim. Application yapabiliyoruz galiba. HTTP'ye tıkladığımda proxy kuralına from kısmı aslında search kısmımızdır. To kısmı da destination kısmı. Bizim search kısmımız any trust. Evet, doğru bu. To kısmımız da any external. İçeriden dışarıya olacak bir kural yazdığımız için şu anki default'a gelen içerikler doğru. Biraz daha aşağı baktığımda proxy action ve content action kısmını görüyoruz. Buradan bir template oluşturacağız ve yasaklamak istediğimiz web adreslerinin kategorileri vesaire tanımlayacağız. Geolocation'ımız var burada ve application control'ımız da var. Web'ten sonra bunlara da değineceğiz. Yeni bir tane proxy action oluşturuyorum. İsmine genel diyorum. Karşımıza gelen ilk sayfada önemli bir aslında kutucuğumuz var. Bu da Enforce Safe Search. Eğer Safe Search'ı açarsam ve Moderate dersem arka tarafta Google'da olsun tarama motorlarında diyeyim aslında. Tarama motorlarında internete çıkarken trafiği biz WatchGuard'ın yaptığı görev diyor ki tarama motoruna güvenli içerik olarak getir. Bu tarama sonuçlarını. Yani bir adult içerik arandığında evet sitelere yasaklamasını girmesini yasaklayabiliriz ama görseller gibi kısmı yasaklayamıyoruz veya site altları gözükmesin diyemiyoruz. Bunu nasıl diyoruz bu tarafta? Safe Search'ı aktif hale getiriyoruz ve Google'a diyoruz ki bu taramanın sonuçlarını güvenli olarak getir. Herhangi bir şekilde adult ne site karşımıza geliyor ne de görsel içerik karşımıza geliyor. Bu önemli bir kısım. Biz bunu aynı şekilde YouTube'da da yapabiliriz. Yani YouTube'da da yine sadece bebek videoları çıksın diyebiliriz bu tarafta. Güvenli bir şekilde YouTube'da bize bu sonucu getirecektir. Bunu moderate strict olarak YouTube'da getirmesin. Sadece tarama sonuçlarında getirsin de diyebiliriz. Bir önemli kısım HTTP response kısmında yeni marka şey yeni modellerde özür dilerim bu executable'da aşağıda deny demiyor. Sadece antivirüs scan işareti ama eski bir model cihaz varsa ilk kurulumda veya sıfırladığınız zaman proxy body content type'da exe'leri indirmesi default'ta yasaklanır. Yani buradaki gördüğünüz içeriklerin indirmesi default'ta yasaklanır. Bu istediğimiz bir şey mi değil mi? Aslında bu müşterinin karar vereceği bir işlem. Kullanıcılar exe indirememesinde evet çok güvenli bir içerik ama indirmesi gerekiyorsa arka tarafta istediğimiz bir içerik olmuyor. O yüzden burada eğer eşleşiyorsa yukarıdaki içeriklerle antivirüs tara, eşleşmiyorsa da antivirüs tara ve logonu tutu işaretli olmamız lazım ki herhangi bir şekilde yukarıdaki eşleşmeyen içerikte antivirüs yasaklarsa bunu logunu görebilirim ve aksiyon alabilirim arka tarafta. Evet, biraz daha aşağı geldiğimizde proxy exception kısmımız var. Buna web blocker anlattıktan sonra anlatacağız. Web blocker'da hadi tıklayalım. Yine genel web blocker diyelim adına. Kategorilerimizin tümü tamamı şu an karşımızda ve izinli olarak geldi. All kategorisi işaretlediğimde kategori olarak yasaklama yapabilirim. Yani ne kategorisini yasaklamak istiyorum? Örnek veriyorum kumar.
kumar kategorisini yasaklamak istiyorum. İçeriye tıklayıp sağ taraftaki quick action'a tıklayıp eğer deny dersem bu işlem yasaklanır. Sol tarafta action'ı deny olur. Warn dersem kullanıcının karşısına boş kartı uyarı çıkartır. Devam etmek istiyor musun der. Yani bu zararlı bir kategori olabilir. Devam etmek istiyor musun der. Biz deny dedik arka tarafta. Ki warn için SSL inspection kullanıyor olmamız lazım. Eğer SSL inspection yoksa warn çalışmayacaktır. O yüzden biraz sonra konuşacağım. SSL inspection konusu hem bu taraf için çok önemli hem de güvenlik için çok önemli bir konu. Ve genelde de zaten Türkiye'de ne kadar çok firewall kurulduysa bence %90'ında 80'inde SSL inspection aktif halde olmuyor. Yani HTTP üzerinden gerçekleşen trafiklerin inspection'ı yapılmıyor. İçerisindeki veriler, paketlerin içerisindeki veriler incelenmiyor, taranmıyor demek. Yani biz HTTP üzerinden bir zararlı uygulama yasaklamasını yapabiliriz SSL inspection olmadan. Ama HTTP üzerinden olursa bu işlem yasaklanmayacaktır ve bu dosya indirilecektir. Ki günümüzde %99 tüm sitelerin HTTPS olduğunu varsayarsak çok önemli bir zafiyet açı olacaktır bizim için. Ki diğer markalarda da olsun, destek verdiğimiz markalarda da olsun biz her zaman inspection'ı aktif olarak kullanılmasını öneriyoruz. Evet, GameLink'i deny dedik. Aşağı doğru geldiğimde bizim için ne önemli burada? Bizim için evet bu diğer gördüğünüz tüm kategorizasyonlar isteğe bağlı olabilir. Hani adult tabii bunları yasaklayalım direkt. Ama bizim için önemli olan kısım bu tarafta security kısmı. Security kısmı zararlı uygulamaların bulunduğu bir kategori. Yani burada eğer bir yasaklama oluyorsa gerçekten gidememiz gereken bir site ve buna izin vermeyelim. Arka tarafta. Zaten tüm kategori isimlerine baktığınızda güzel bir isimlerle karşılaşmıyoruz aslında. Bunları direkt yasaklıyoruz. Burası çok önemli. Yani geri kalan tüm her şeyi açabilirsiniz belki ama bu security kısmı muhakkak yasaklı olsun. Sosyal medya için farklı bir kategorimiz var. Social organization ama Facebook, LinkedIn, Twitter ve YouTube için farklı kategorilerimiz var. Yani biz Facebook'u yasaklayalım diyebiliriz sadece. Evet, bunu da yasakladık. Aslında istediğimiz template'i yaptık şu an. Sağ tarafta bir exception kısmımız var. Hadi Nielsen Media'yı da yasaklayalım. Denemelerimizi yaparız. Nielsen Media'yı yasakladım ama örnek veriyorum sabah.com'un erişiminin aktif olmasını istiyorum. Sabah.com haricindeki tüm Nielsen Media'lar yasaklı olsun demek istersem kategoriyi yasaklıyorum ve exception kısmına geldiğimde sabah diyelim. Burada yıldız.sabah.com/yıldız şeklinde ekran görüntüsü aldım. Tekrar hızlıca düzenleyelim. Yıldız şeklinde tanımımı yapabilirim. Neden www yazmadım aslında? www.sabah.com da olabilir. app.sabah.com da olabilir. Yani birden fazla subdomain'e sahip olabilir gitmek, izin vermek istediğimizde. Bunlara teker teker izin vermeyelim diye burada bu işlemi yaptık aslında. Fakat www'da diyebiliriz. Evet. Exception'ımızı tanımladık. Sabah.com haricindeki tüm siteler yasaklı olsun. Nielsen Media kategorisinin tüm siteler yasaklı olsun dedik. Tabii şu an bu işlemi yapmak istemiyorum. Sabah'ta deneriz. Denemelerimizi yaparız. Kategori yasaklamasını. Remove ettim. Advanced kısma geldiğimde aslında burada bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece bir önemli kısım var. Lisans bittiğinde tüm siteleri yasaklayayım mı diye bir içerik var. Bunu değiştirebilirsiniz. Default'te deny olarak gelir. Allowed diyebilirsiniz. Ve server kısmında da web blocker cloud'ı görüyor olmamız gerekiyor. Bu tarafta işaretli olması gerekiyor. Eğer eğitimin de başında konuştuğum gibi 8.8 DNS'ini veya herhangi bir şekilde DNS server tanımı yapmazsak WatchGuard'a web blocker cloud'a erişemediği için internet trafiğiniz olmayacaktır. WatchGuard'ın hata ikonuyla karşılaşıyor
olacağız. Evet, yasaklama işlemimizi yaptık. Okey dedik. Artık burada genel web blocker görüyorum. Antivirüsler, reputation enabled defense'ler, deny mesaj farklı kısım, APT'ler vesaire hiçbiri aktif değil şu an. Bunları buradan da aktif hale getirebilirken subscription servislerde de aktif hale getirebilirim. Bunları aslında subscription servislerde değineceğim. Buradan aktif hale getirmiyorum şu an. Burada dikkat etmemiz gereken bir önemli konu ise HTTP proxy exception kısmı. Evet, biraz önce web blocker'da exception tanımını yaptık beraber. Sabah.com dedik, bu izninin olsun dedik. Burada da exception var. Ne farkı var? Buradaki exception'a verdiğimde aşağıda gördüğünüz gateway antivirüs, reputation enabled defense servisimiz, APT blocker, bunlardan da exception olacak. Bu istediğiniz bir şey değil. Zararlı bir yazılım indirilebilir, exe indirilebilir ak tarafta. Her zaman antivirüs tanımımız aktif halde olsun. Çok güvenmediğimiz bir sitede ise muhakkak buradaki HTTP proxy exception'da bir tanım yapmayalım. Keza Microsoft'tır, Windows Update'tir, bunlar tanımlı default'ta. Okey dedim, artık proxy content action'ımı tanımladım. Application blocker'a gelelim. Application control gelelim. Yine artıya tıklıyorum. Genel diyorum. İlgili kategorizasyonlar yine karşıma çıktı aslında. Kategorizasyonlar ve uygulamalar karşıma çıktı. Select by kategori dersem kategori bazlı işaretleme yapabilirim burada. Sosyal networkler, tünel proxy servisler, medya streaming yani YouTube gibi medya yayını yapan servisler vesaire. Bunlar yasaklı olsun demek istiyorsam buradan işaretliyor olmam gerekiyor. Peki biz web tarafında Facebook'u yasaklamıştık. Burada da bu işlemi yapmak gerekiyor. Örnek veriyorum. Eğer Facebook uygulaması kullanılıyorsa arka tarafta, evet yani mobile tarafında veya bilgisayar üzerinde Facebook uygulaması kullanıyorsa, evet buradan bir sosyal network seçip veya direkt Facebook diye aratıp search kısmından bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Fakat burada gözümüze çarpan birkaç içerik daha var Facebook yazdıktan sonra. Sadece Facebook'un like'ını, oyunlarını, yorum yazmayı ve aplikasyon, biraz önce konuştuğum Facebook aplikasyonu ayrı ayrı yasaklayabildiğimi görüyorum. Yani Facebook'a girsin ama post atamasın veya herhangi bir şekilde paylaşım yapamasın, videolar açılmasın. Bunları deyip ayrı ayrı Facebook'ta erişimi verebilir ama herhangi bir içerik paylaşımını veya medya uploadını yasaklayabiliriz arka tarafta. Keza QoS kısmına gelince de göreceğiz. Bu daha çok YouTube'da bizi alakadar eden bir konu. YouTube'da biz herhangi bir şekilde şu an tabii bu içerik QoS aktif hale getirmediğim için hız sınırlamayı watch card üzerinde pasif olarak görüyor ama aşağıda bir kutucuk daha çıkıyor. Diyor ki evet YouTube'un medya aksesi elav olsun yani videolar oynasın. Veya YouTube'un erişimi allow olsun. Bunları ayrı ayrı allow verebiliyorum. Yani bu genelde akılda biraz karmaşıklığa sebep oluyor. Akses olmayan bir şeyde medya ne işimize yarayabilir? Şu olabilir. Yani sabah.com üzerinde YouTube'dan bir video oynayabilir. Bunlara izin verebilirsiniz ama YouTube'a direkt girmeyi yasaklayabilirsiniz arka tarafta. Bunun için önemli. QoS kısmına geldiğimizde buradaki QoS'u da göstereceğiz. Videolar 2 megabitle açılsın, 10 megabitle açılsın deyip videoların açılmasına sınır da koyabiliriz. İnternet hız sınırı. Evet, application kontrolümüzü yaptık. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Select by kategoriye gelelim. Tünel proxy default'ta işaretli. Buradaki aslında işlemler birkaç tane quick protokol vesaire bunları yasaklamamız gerekiyor ama genel olarak işlemler yani instant messenger siz bir WhatsApp vesaire gibi messenger programı kullanıyorsanız bunları yasaklıyor olmamız lazım. Yani kullanmasını istemiyorsanız biraz daha son kullanıcıya kalmış içerikler fakat önemli içeriklerimiz var. Tunnelic and proxy service. Peer to peer olabilir belki dosya indirme işlemini yasaklatabiliriz torrent tarzı sitelerden. Evet, buradan Quick protokolünü de yasaklamamız gerekiyor. Aslında 445 UDP kullandığı için, 443 pardon, bu işlemi çok önermiyoruz tarayıcılarda ve bu Tunnelic and Proxy dediğimiz UltraSource tarzı programlar genelde buradaki portu kullanarak erişim, uygulamayı kullanarak diyelim erişim sağlıyor. Bunu da
yasaklayalım. Action kısmı drop oldu. Okey dedik. Application kontrolümüzü yaptık. Burada bir içerik daha vardı. Hatırlayamadım ama hatırlayınca söyleyeceğim. Arka tarafta. Yasaklamamız gereken. Şu an hatırlayamadım. Application kontrol tanımımızı yaptık. Geolocation tanımımızı. Geolocation nedir? Bunu değinelim. Evet. Crypto admin. Şu an onun tanımını da yapalım. Bu zero day atakların, günümüzde meşhur olan zero day atakların engellenmesi için keza default da yine drop olarak gelmiş ama her zaman bunun kontrolünü yapmakta fayda var. Crypto admin yasaklı olması gerekiyor. Evet, bunun da kontrolünü yaptık. Geolocation'a değinelim. Yeni bir sayfaya tıklarsam, yeni bir geolocation policy oluşturacaksam tıklayalım. Evet, dünya haritası karşımıza geldi. Bu haritada örnek veriyorum, Rusya'yı yasaklamak istiyorum. Herhangi bir şekilde destination IP'si Rusya olan içeriklerle uğraşmak istemiyorum. Direkt yasaklı olsun. Genel tehditler daha çok Rusya'dan geliyor diyebilirsiniz. Ama tabii ki Yandex gibi siteleri kullanıyorsanız veya mailde bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Default'ta yasaklanacaktır. Ülke bazlı yasaklama yapmamızı sağlıyor aslında bu taraf. Bunu buradaki görselde de yapabilirsiniz. İşaretleyip veya country list'te arama yaparak da ülke hatlarını, bayraklarını görüntüleyerek de yasaklama işlemini yapabilirsiniz. Default'ta açık olması herhangi bir yasaklama yaptığı anlamına gelmiyor. Aslında default globali güzel, pardon. Bunu geolocation'da yapmadım. Düzenlediğinde herhangi bir şekilde kırmızı bir içerik görmüyorsunuz. Neden önemli açık olması? Yani neden bu tik işaretli? Oluşan trafiklerin logları incelediğimizde hangi lokasyona gittiğini görüntüleyebilmemiz için. Yani en çok trafiğimiz Amerika'ya mı oluyor? Veya Rusya'ya mı oluyor? Bunları görüntüleyebilmemiz için bu tarafın açık oluyor olması lazım. Evet, HTTP kuralımızı yazdık. Et diyelim, HTTPS diyelim hızlıca. HTTPS'te de ayrıca bir web blocker yapacak mıyız? Hayır, ama proxy action'ı oluşturacağız. Yine template'lerim aynı. Proxy action'da et diyorum. Ve web blocker'a geldiğinde zaten ben bir web blocker oluşturmuştum, genel web blocker. Burada tekrar oluşturmam gerekli değil. Bunu işaretliyorum, yasaklamalarımız geldi. Görüyoruz. Evet, genel settings'te herhangi bir şekilde değişiklik yapmanıza gerek yok. Content inspection bizim için çok önemli demiştik. Yani HTTPS tarafında expand edebilmek için paketleri tarayabilmek için, antivirüs taraması yapabilmek için bu taraflar bizim için önemli demiştik. Şu an aktif hale getirmeyeceğim ben bu içeriği. Sonrasında nelerle karşılaşabiliyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğiz ve aktif hale getireceğiz. Bu ayarları da yapacağız. Sadece web blocker'da girdim. Genel web blocker dedim. Okey dedim. Application kontrolde de aslında bu işlemi tekrar yapmama gerek yok. Geneli editlediğimde yasaklanan içerikleri zaten gördük. Okey dedim. Evet, okey dedik. Hem HTTPS proxy'miz hem de HTTP proxy'miz buraya geldi. Fakat çok önemli bir konu var. Buradan geçen trafiklerin logunu tutabilmek için bir işlem yapıyor olmamız lazım. Çift tıklıyoruz. Properties kısmına geldiğimizde bu kuraldan geçecek portu bize söylüyor. 80 port, evet, ama aşağı kısmında login kısmımız var. Eğer logunu, geçen trafiğin logunu tutmak istiyorsak ki muhakkak işaret diyelim. Bu sefer troubleshooting yaparken bu kuraldan geçen logları göremeyeceğiz ve istediğimiz bir işlem değil. Login'i işaretledik. Okey dedim. Ve burada action kısmında log işaretimiz hemen geldi. Bunu HTTPS için de yapıyorum. Login diyorum ve işaretliyorum. Evet, HTTPS için de geldi. Bunu her kuralda yapmakta fayda var aslında. Herhangi bir zarar oluşturulmaz arka tarafta. Çünkü anlık logları gösteren bir cihazda işlem yapıyoruz. Yani kendi üzerinde
log tutmayan, disk olmayan bir cihazla işlem yaptığımız için bu yok disk doldu, disk bozuldu vesaire gibi problemlerimiz yok. Bunları gönül rahatlığıyla hepsini işaretleyebiliriz. Trafikleri yönetirken de, incelerken de anlık logları görüntüleyeceğimiz için anlık olarak sorunu anlayabilmemiz ve çözmemize olanak sağlıyor. Peki bu çok soru geliyor. Cihaz nerede rapor tutuyor? Üzerinde disk yok vesaire. Bunun için aslında biz Dimension Server veriyoruz. Cihazın kendi üzerinde log tutması, en azından WatchGuard'ın kendi iddiası, yani disk çalışması arka tarafta cihazın üzerinde hard bilgisayar olarak cihazın ömrünü kısaltan işlemler olduğu için ve çalışmayı etkileyecek olaylar olduğu için istenilen bir yöntem değil. Yani disk full oldu hala log yazamıyor, silemiyor gibi durumlar diğer markalarda karşılaştığımız durumlar ve WatchGuard'da da bunu kökten çözmüşler. Ben size Dimension'ı ücretsiz olarak veriyorum. Dimension, WatchGuard'ın log toplama çözümü. Yine onu da WatchGuard.com üzerinden indiriyoruz. VMware veya Hyper-V platformu üzerinden OVA olarak import edebilir. Herhangi bir kurulum sırasında işlem yapmıyorsunuz. Konfigürasyon kısmında da sadece cihaz ekliyorsunuz. Keza şundan da değinmek istiyorum. Aslında birçok konuya dokunduk, değindik, anlattık ama arka tarafta YouTube'a gidelim. WatchGuard sayfasına gelelim. WatchGuard Türkiye sayfasında her anlattığım konunun çok 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 daha detaylı videoları mevcut. Şu an konuştuk ama sonrasında Webblocker'da bir şey yasaklamak istediniz. Burada videosu muhakkak mevcut. Buradaki videolara göz atmanızda her zaman fayda var. Estel Inspection mesela konuşmuştuk, yine burada videosu mevcut. TDR konuşmuştuk, yine videosu mevcut. Aktivasyon temel kurulum, şu an konuştuğumuz eğitim aslında burada yine videosu var ve 3 yıl önce yayınlanmış aslında. Çok zengin bir platforma sahip bir YouTube kanalı. Bunun için de Alper Bey'e, Yusuf Bey'e teşekkür ederiz bu tarafta. Evet, HTTPS kurallarımızı yazdık. Bu ayarlarımızı kaydedelim artık. Evet, ayarlarımızı kaydettik. Süper. Biz Facebook'u yasaklamıştık. Önce bir tarayıcımızı kapatalım. Tekrar gidelim. Evet, Facebook'a gidemiyorum. Arka tarafta ama WatchGuard bana bir uyarı da çıkarmadı. Yani ben bunu yasakladım, şöyle yaptım vesaire demedi bana. Neden? Çünkü HTTPS bir trafik oluşturduğumuz ve burada uyarı çıkarabilmemiz için ne demiştik? Inspection yapıyor olmamız lazım. Ama ben şu an bunun WatchGuard'ın yasakladığını bilmiyorum. Hangi kuraldan yasaklandığını bilmiyorum. Bu işlemi yapabilmem için, test edip troubleshooting yapabilmem için burada bir 3 noktamız var. System Manager diye. Tıklıyoruz. Traffic Monitor'a geliyorum. Front panelden de bahsedeceğim ama front panelde gördüğümüz kısım aslında daha çok cihazın işte IPsec VPN'leri oturmuş mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu vesaire onları karşılayan servis ve uyarı varsa yine bu şekilde, yani lisansla alakalı olsun veya subscription servislerinde bir uyarı varsa diyor ki bize IPS'in versiyonu yeni bir versiyonu var diyor. Antivirüsün signature versiyonu eski diyor. Bunları nereden güncelleyecek? Öncelikle onlardan bahsedelim. Yukarıdaki kısımlar lisansın biteceğine dair ama aşağıdaki kısımlar bize diyor ki, çünkü biz cihazı sıfırladık şu an. Sıfırlayınca üzerindeki signature bilgileri vesaire gitti. Bunları tekrar indiriyor olmamız lazım. Bunları subscription servisler nerede? Şurada. Subscription servislere geldikten sonra antivirüs şu an benim antivirüsüm çalışmıyor. Neden? Cihazı sıfırladım. Tüm signature'lar gitti. Eğer 1970 görüyorsanız last update, antivirüs çalışmıyor demek. Keza application control en son 2018 demiş. Yani cihazın kendi üzerinde bulunan, evet, birkaç tane yine application control, webblocker zaten cloud'du demiştik. Webblocker için bu gerekli değil. O yüzden webblocker'da bir update'imiz yok. Ama application control ve IPS de signature'ları da
Keza hani application control yine bir nebze ama IPS'in signature'ları bizim için çok önemli. Neden? Çünkü ataklardan dışarıdan içeriye doğru veya içeriden dışarıya doğru oluşan ataklardan bertaraf edebilmemiz için IPS'imizin güncel olması gerekiyor. IPS'imiz atak aslında önleme servisi gibi düşünebilirsiniz bu tarafta. Çok önemli bir servis. Update'i tıkladığımda ekmek şifresini istiyor. Şu an bu işlemi yapmayacağım. Çünkü yaklaşık bu update'e tıkladığımda 10 dakika bizi bekletebilir arka tarafta. İnternet hızım da çok kötü çünkü arka tarafta hem yayın yapıyoruz vesaire. Bu süre fazla olabilir. Bu kısmı o yüzden girmeyeceğim şimdi. Ama antivirüsünde çalışmadığı için şu an antivirüs taramaları vesaire olmayacak. Bizim istediğimiz trafik monitörden şu anki Facebook'a gidememe sorunumu anlamaktı. Cihazımın IP adresine bakıyorum. Evet, 10.0.1.2 IP adresim yazıyorum. 10.0.1.2. En aşağı doğru geliyorum. Yukarıda yaptığım admin olaylarını da bize gösteriyor. Kadir kullanıcısı diyor. Any trusted'ı modifiye etti diyor. İşte interface'i modifiye etti deyip admin'in yaptığı olayları da gösteriyor bize. Ama biz aşağı doğru geldiğimizde Facebook'la alakalı olayı görmek istiyorum. Şöyle, evet burada durduralım bir anlık trafiği. Kırmızı olan işaretler belki çok net gözükmeyebilir ekranda ama diyor ki yasaklandı, deny. Hello'lar yeşil, deny'lar kırmızı bu tarafta. Search IP adresim, destination IP adresim, protokolün adı HTTPS protokolü, search IP destination, pardon, search port, destination port, trusted benim LAN zonum, metro WAN zonumuz hatırlarsanız. LAN'dan WAN'a oluşan bir trafik. HTTP request işlemi gerçekleştiği sırada ben yasakladım diyor. Neden yasakladın? Sağ tarafa doğru biraz daha geldiğinde evet. Diyor ki sosyal network kategorisinde Facebook diyor ve kategori bazlı yasaklamamızdan dolayı HTTPS client standart profilini biraz önce oluşturmuştuk. Facebook'u yasakladığımız için bize aslında şu anki uyarıyı verdi. Bunu ben yasakladım dedi. Peki dedik. Facebook'u tekrar açalım. Şimdi bir uyarı karşıma gelmedi. Herhangi bir şekilde. Ben bunun WatchGuard'ın loglarına bakarak anladım. Fakat ben buraya uyarı gelmesini istiyorum ve HTTPS inspection yapmak istiyorum. Çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Inspection konusunda ben burada eğer sertifika client'a yüklemeden inspection'ı aktif hale getirirsem tüm HTTPS connection'larım drop olacaktır. Çünkü sertifika bende yok, erişim sağlayamayacağım. Aslında internetim bir nevi kesilecek arka tarafta. Bu istediğimiz bir senaryo değil. Öncelikle sertifikayı client yüklüyor olmamız lazım. Sertifikayı nasıl yüklüyoruz? Biraz önceki panelimizde sol tarafta sertifika işaretimiz var. Show appliance certificate'e tıklarsam panel karşıma geliyor. Ama tools kısmında da certificate kısmımız mevcut. Buradan da erişebilirsiniz. Ben şu an göremedim ama... Burada da pardon View'de vardı, çok özür dilerim. View'de certificate kısmımız mevcut. Hangi certificate'i indireceğiz? Veya siz default HTTPS inspection için kullandığımız certificate'i kullanmak istemiyorsunuz. Active Directory'nizde certificate authority server'ınız var. Buradan certificate'i alıp import etmek istiyorsunuz. O certificate ile inspect yapmak istiyorsunuz. Kullanıcılara certificate dağıtmak istemiyorsunuz. Veya buradan certificate'i export edip grup policy'ye de tüm client'larınıza güvenilen kök sertifikalarını gönderebilirsiniz. Bu tabi nasıl istediğinize göre, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde şekillenebilecek bir yapıya sahip. Eğer bir sertifika import edeceksem import sertifika kısmından import edebilirim. Keza bunların videosu da Boşkar Türkiye kanalında mevcut. Fakat şu an ben export edeceğim ve sadece bilgisayarıma yükleyeceğim test işlemlerini gerçekleştirmek için. Evet, sertifikamı export ediyorum. Masa üstüne atıyorum. Evet.
Öncelikle şuradan bir sertifikamızı getirelim. Sertifikayı böyle alsam daha mı görünür olur? Bu da çok önemli. Buradan ismini, PEM uzantısını değiştirip CER yapıyorum. Evet diyorum. Sonrasında sağ tıkladığımda sertifikayı yükle veya çift tıklayabilirsiniz. Sertifikayı yükleye seçtikten sonra şu şekilde bir Windows'un sihirbazı karşımıza geliyor. Geçerli makine ve geçerli kullanıcı ve yerel makine. Geçerli kullanıcı dersen sadece bu sertifikayı benim bilgisayar oturum açtığım kullanıcıyla işlem yaptırır. Herhangi bir şekilde lokal etmeyi vesaire girersem internete çıkamam. O yüzden yerel makine bizim için önemli. İleri diye tıkladım. Güvenlik uyarısını verdi. Evet. Otomatik olarak yerleştirme yapı işaretlemiyoruz. Aşağı kısımda depolama alanını kendimiz seçeceğiz diyoruz. Ve güvenilen kök sertifikalarda olması önemli. Güvenilen kök sertifika yetkilerini işaretledikten sonra ileri diyorum, son diyorum. Aslında işlemimiz bu kadar basit. İşlemi bitirdik. Şimdi firewall tarafında neler yapacağız? HTTPS proxy kuralını proxy action'ını editliyorum. Bu tarafta KLS profile'da artıya tıklıyoruz. Ve allow only TLS compliant trafiği işaretledikten sonra TLS compliance'ın enforce olduğunu, yeşil olduğunu görüyoruz. Süper. Webblocker'a geri geliyorum ve tüm içeriği işaretliyorum. CTR ile A ile ve expect at diyorum. Geri geldiğimde tekrar Content Inspection sayfasında WebBlocker'ın on olduğunu görüyorum. Sadece Domain Name Rules'un off olduğunu görüyoruz. Onun için de Action kısmından Inspect diyorum ve genel olarak oluşturduğum Proxy Action'ını burada tekrar işaretliyorum. Artık tüm her şey yeşil. Inspection'ın devrede demek. Burada birkaç konu var. Manage Exception kısmı. Buna tıkladığımızda default'ta HTTPS inspection'dan hariç tutacağı domain adreslerini bize gösteriyor. Burada istediğiniz olabilir, istemediğiniz olabilir. Burada çıkartabilirsiniz. Yani disable edebilirsiniz veya enable edebilirsiniz. Veya kendiniz ekleyebilirsiniz. Okey diyelim. Burada add deyip exception ekleyebilirsiniz. Hangi domain adresinin inspection'dan bypass edileceğini belirtebilirsiniz. Evet. OK dedik. Kaydedelim. Evet, kaydettik. Şimdi Facebook'a tekrar bir gitmeye çalışalım. Gizli sekmeden gidelim. Cache'den getirdim büyük ihtimal. Evet, güvenli değil diye bir hata verdi. Sertifika geçersiz. Bakalım. Watch Guard'ın sertifikasını görüyoruz ama geçerlilik tarihi eski olarak gözüküyor. Evet, bunu bir önce update etmem lazım. Zaten uyarısını bana vermişti aslında. Update etmen gerekiyor diye. Çünkü cihazın hem signature bilgilerin signature tarafını güncellemedik bu tarafta ve kendi üzerindeki sertifikada güncel değil. Bunun için bu tarafta ne yapmamız gerekiyor? Aslında ilk önce subscription servislerinin update olması lazım ve bu işlem yapıldıktan sonra cihazı aslında sertifika yeniden oluşturması veya güncellemesi için bir ufak reboot etmemiz gerekebilir bu tarafta. Reboot ettikten sonra sertifika güncellenecektir. Bu da bir aslında bize bir örnek oldu. Güncellenecektir ve o sertifika yüklememize fayda var. Evet.
güzel bir örnek oldu bizim için. HTTPS proxy oluşturduk. SSL inspection'ı anlattık. HTTPS proxy'yi anlattık bu tarafta. Şimdi kural yapımızdan az çok biliyoruz. Nasıl oluşturulduğumuzu vesaire. Ama bir port yönlendirmesi tarzı bir işlem yapmamız gerekiyorsa ki çok karşımıza çıkacak kurallar olacağı için ondan bahsedelim. Custom template'imiz var burada. Manage Custom'a tıkladığımda, New'e tıkladığımda kamera ile alakalı port yönlendirmesi yapacağımı varsayalım. Protokol kısmında hangi port yönlendireceğim? Örnek olarak veya bu port yönlendirme yani external'dan internal şeklinde olmayabilir. Internal'dan external'da bir kural yazacaksam da bu port için bu template'i kullanabilirim. 8080 örnek veriyorum. Evet. Kamera ile alakalı custom template'imiz oluştu. Ve tekrar add post diyorum. Pardon. Çıktım yanlışlıkla. Bu kuralın üzerine çift tıklayarak artık properties kısmında portun 8080 olduğunu ve from to kısmını editleyerek ben bu kuralı port yönlendirmesi kuralı yapacağım. From kısmı any trusted olmayacak. Bu gelen trafik external'dan geleceği için bu kısmı remove ediyorum. Add'e tıkladıktan sonra any external yani dışarıdaki tüm dış IP'leri mi açacağım ben bu trafiği? Yoksa belirlediğim 1-2 IP var onları mı açacağım? Sadece dışarıdaki herkesi açacağım dersem any external'a çift tıklamam okey demem yeterli. Ama güvenlik için veya başka sebeplerden ötürü ben sadece birkaç IP'ye izin vereceksem other'a tıklayıp host IP'yi seçtikten sonra dış IP'leri yazabilirim. Dış IP'mi yazdıktan sonra artık from kısmında dış IP'mi görüyorum. To kısmı nxto. Yani istediğim bir kural değil. Hala to ile silmem, editlemem gerekiyor. Remove'a tıkladıktan sonra edit işaretliyorum. Artık add other'dan lokal IP adresimi yazmayacağım. Çünkü bir port yönlendirmesi olacağı için bunu add esnat deyip belirtiyor olmam lazım. Add esnatı tıkladıktan sonra add diyorum ve kamera diye isim veriyorum tekrardan. Tekrar edit dedikten sonra hangi dış IP'mden bu istek bana gelecek? Metro mu? Super Online mı? Veya ikisinde de bu işlemi açılsın. İkisinde de 8080 portu kameraya doğru açılsın da diyebilirim. Birden fazla IP'niz olabilir. Örnek veriyorum metro internetimiz var. Ve içerisinde 5 tane IP adresim var olduğunu varsayalım. O IP adresini buraya yazıp sadece bir IP adresinden yönlendirilmesini de sağlayabilirsiniz. Host tarafında DVR cihazının, kamera cihazının IP adresini yazıyorum. 10.0.10 benim hatta 100 diyelim DVR cihazımın IP adresi. Bir aşağı kısmında set internal port different port kısmımız var. Bu kutucuğu işaretlerseniz evet dışarıdan bize 8080'den gelen trafiği 8090'a yönlendir diyebilirim. Daha çok niçin kullanıyoruz bunları? Bir tane internet hattımız var ve içerideki iki tane DVR cihazım var. İkisi de 8080 portunu kullanıyor. Kullandığını varsayarsak buradan 80 dosyanı dışarıya açıp içeride yönlendireceğin 8080 demem gerekiyor. Veya biz tabii ki şu an dışarıya açtığımız 8080'di. İçeride yönlendireceğin 8090 oldu. Aslında tam tersini yapacağız. Bunları belirtiyor olmam gerekiyor. Ama öyle bir durum yok. 8080'den gelen trafiği 8080 olarak göndereceksem bunu işaretlemiyorum. Search IP işaretmiş kaldım. Okey dedik. Okey dedim. Okey dedikten sonra da metrodan gelen istekleri artık 10.0.100 DVR cihazına göndereceğim diyor. Tamam dedim. Esnat kuralımızı yazdık. Static NAT kuralımızı. Properties kısmından da kontrol ettiğimizde 8080 portunu görüyoruz ve login'i açıyoruz. Eğer bir raporlama sunucumuz varsa Dimension gibi burada bu kutucuğu da işaretlememiz gerekiyor. Evet kuralımızı kontrol ettik. Okey dedim artık kuralım kamera kuralı olarak karşıma geldi. Zaten incelediğimizde
From kısmı dışa IP, to kısmı metro. Var. Diğer kurallardan çok farklı olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Port yönlendirmesi de beraber yaptık aslında. Şu an en çok popüler olan kısım VPN kısmını. Herkes evden çalışıyor ve VPN'i aktif olarak kullanıyoruz. VPN kısmında SSL VPN nasıl aktif hale getirilir? Kullanıcılarınız evden çalışıyorken SSL VPN nasıl bağlanır ve otantik olabilir? Şirketteymiş gibi çalışmalarına devam edebilir. Bunlardan bahsedelim. VPN'e tıkladığımızda karşımıza Branch Office Gateway, IPsec VPN için kullanacağımız parametreler geldi. Gateway faz 1 ayarları, tünel faz 2 ayarları olarak karşımıza geliyor. Eğer bir IPsec yapıyor olacaksak, yani merkezde şubeyi, firewall'larını VPN'de konuşturup kendi altında, merkezin altındaki ve şubedeki altındaki client'lar herhangi bir VPN yapmadan birbirleriyle haberleşmesini sağlayacaksak burada Branch Office Gateway ve tünel ayarlarını yapıyor olmamız lazım. Nasıl yapıyoruz? Aslında bu kısma biraz değineceğim. Ama ben nasıl yapıldığını unuttum. Şu an hani VPN'in nasıl yapıldığını unuttum. Ve bu aslında veya bu sekmenin ne olduğunu bilmiyorum. Geldim VPN'e, Gateway'e tıkladım. Hatırlayamadım nasıl yapıldığını. F1'e tıkladığımda ilgili açtığım ekranda olan sekme ile alakalı bize bilgi veriyor. Bilgi sayfasını otomatikman gönderiyor. Diyor ki manuel olarak bu VPN nasıl ayarlanır? Policy Manager'dan ve Web'den iki farklı anlatımı mevcut. Bu anlatımlarla beraber konfigürasyonumuzu yapabiliriz. Evet, SSL VPN'e başlayalım. Mobil VPN SSL'i seçtikten sonra bir wizard ekranı karşımıza geliyor. Next diyorum. Primary olarak kullanacağın IP adresi nedir? Benim IP adresim 92.45.47.234 olduğunu varsayalım. Backup olarak eğer ikinci bir IP adresim varsa onu da tanımlayabilirim. Evet, diyor ki senin böyle bir IP'in gözükmüyor ama yine devam etmek istiyor musun? Evet, devam etmek istiyorum. Otantikasyonu SSL VPN'la bağlanan kullanıcı otantikasyonu hangi database yapacağım? Bizim bir Active Directory'miz olmadığı için şu an Firefox DB işaretleyip Next dedim. SSL VPN grubunu otomatikman create ediyor. Evet, etsin. SSL VPN'de kullanıcılara vereceği IP sanal olarak oluştu. IP bloğu 192.168.113 diyor. Bunu içeride kullanıyorsak bu IP bloğunu default'ta veya IPsec VPN'imiz vardır. Karşı taraftaki network bu IP bloğunu kullanıyorsa bunu muhakkak değiştiriyor olmamız lazım. Ama bizim network'ümüzde bu IP bloğu kullanılmıyor. Next dedim ve aslında Wizard'da SSL VPN'i aktif hale getirdim. Finish'e tıkladığımda Watchguard SSL VPN diye bir kural geldi bu tarafta. Buna çift tıklayalım. Evet, modifiye etmek istiyorum dediğimde dışarıdan Firebox'a, Firebox'ı gördüğünüz gibi Watchguard'ın kendisi demek. Dışarıdan WatchGuard'ın kendisine Purpose'den bakalım 443 portundan bir kural oluşturdu. İzin verdi. Peki dedik. Tekrar geliyorum. Bu 443 ne bu tarafta? SSL'e tıkladığımda aslında Wizard'daki yaptığımız ayarları manuel olarak da kontrol edebildiğimiz bir kısım var. Advanced tarafına geldiğimde 443 Data Channel'da kullanılacağı ve Konfigürasyon Channel'da kullanılacağı port olarak karşımıza geliyor. Yani ben cihazın IP'sini yazıp 443'e girdiğinde SSL VPN portal açılacak karşıma. Kullanıcı da şifre bilgisini gireceğim ve SSL VPN konfigürasyon dosyalarımı indireceğim port. Bunun için otomatikman kural oluşturdu. General kısmına tıkladığımda eğer Force All Client Traffic işaretliyse sizin ne kadar network zone'unuz varsa SSL VPN yapan arkadaş bütün zone'lara erişebilir demek. Ve sizin üzerinizden aslında internete çıkabilir demek. Sizin yine güvenlik polisi kataloglarınızdan vesaire web blocker'larınızdan, application blocker'larınızdan faydalanarak internete çıkacak demek. Sadece bu kutucuğu işaretlemezsek internete benim üzerinden çıkmaz ama benim tüm network zone'larıma erişir. Keza bir aşağı kısımda tüm network sonlarına erişmesi sadece bu kullanıcı bir sunucuya bağlanacak. Sadece ona erişebilirsin deyip o sunucunun IP adresini de belirtebiliriz.
Authentication sayfasında zaten boş kart değil bir seçiliydi. SRVPN grubumuzda işaretliydi. Onu vize hattı yapmıştık. Otomatikman oluşturuyor demiştik. OK'ye tıkladım. Evet. İkinci bir kuralımız daha var. Allow SRVPN user. Çift tıkladığımda bu şekilde bir ikon görürseniz. Otantiki olmuş SRVPN user ikonu bu. Nasıl ekleniyor? Add dediğinde add user tarafında grup kısmında SRVPN user grubunu görebiliyorum. Ve from demiş SRVPN grubu olacak to any. Her yere erişebilir. İnternete çıkabilir bizim üzerimizden veya tüm network sonlarıma erişilebilir demek. Bu ayarı nereden aldı? Biraz önceki bahsettiğim VPN tarafındaki SR tarafındaki bu kutucuğun işaretli olmasıyla aldı. Buradan kuralı kendimiz editleyebilir veya yeni bir kural oluşturabilir. User grubuna değil de user'lara özel yetkiler de verebiliriz. Yani atıyorum Kadir kullanıcısı sadece şu IP'lere erişsin, IPK kullanıcısı her yere erişsin şeklinde kurallarda tanımlayabiliyoruz. Aynı şekilde sağ tıklayıp add'e tıklayıp ve şuradaki ikonu zaten görüyoruz. Paket filtre geldiğinde aynı ikonu gördüğümüz aynı kural demek. Çift tıklayıp from kısmına grubu veya user'ı belirtip destination tarafına gidecek yeri belirtebiliriz. Burada çok kısa araya girmek istiyorum. Bize en çok sorulan sorulardan biri WatchGuard tarafında SSL VPN konfigürasyonu tek bir config. Yani şöyle şu şekilde tek bir polisi oluşturuyoruz. Client'lara özel bir SSL VPN polisi oluşturmuyoruz. Ama bu tarafı yazdığınız kurallarla birlikte düzenleyebilirsiniz. Az önce Kadir'in de size bahsettiği gibi SSL VPN'de işte IBK kullanıcısı her yere gidebiliyorken Kadir kullanıcısı sadece şu networklere erişsin gibi sınırlandırmayı da ayrıca kural yazarak yapabilirsiniz. Default'ta gelen kuralı isterseniz kapatıp haricen yeni bir kural oluşturup tekrar da yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir tane örnek yapalım. Öncelikle bir tane SSL VPN user'ı ekleyelim. Pardon. SSL VPN grubu oluşturmuştuk. Bütün clientlarımızı buraya dahil ediyoruz. Ama bunun dışında ayrıca bu grupta olmayan ben farklı bir kullanıcı, bir user eklemek istiyorum. Onu da yine aynı şekilde bir user ekleyerek yapabiliriz. Bir tane yeni bir user ekleyelim. Evet, yukarıdan. Evet, tıklayalım. Bir tane örnek bir user oluşturalım. IBK olsun diyelim ki ismi. Bir şifre verelim. Minimum 8 karakter olacak şifremiz. Bir aşağıda gördüğümüz aslında session timeout. Eğer 8 saat bu kullanıcıyla herhangi bir işlem yapılması session'ın timeout olacağını ve total idle timeout'ta 30 dakikada herhangi bir şekilde paket gelmezse 8 saat boyunca aslında 30'ar dakikadan bunu test edecek bir paket gelmezse kullanıcı logout yapacak demek. Çok pardon. Bir aşağı kısmı da incelediğimizde bu kullanıcıyla oluşturduğum kullanıcıyla kaç kişi login olabilir? Bunun limitini verebilirim. Unlimited olabilir default'ta. Veya bir limit verebilirim. Her bir kullanıcı adında en fazla bir login olabilir diyebilirim. İkinci login gerçekleştiğinde ilk login'i allowed, ikincisini oturumu izin verme veya ilk login olan kısmı rejected, ikincisinden devam et şeklinde işaretlemelerde mevcut. IBK diye bir kullanıcı oluşturduk. User grubunu editlediğinde SRVPN grubunu pardon, IBK'yi editlediğimde kullanıcı adını görüyoruz, şifrelerimiz vesaire, idle timeout'larımız hepsini tamamladık. SRVPN grubuna da member edelim bu kullanıcıyı. Keza burada default'ta seçili buradan oluşturduğumuz için, Firebox diye bir user'a tıkladığımız için otomatikman kendisi getirdi. Ama buradan oluşturmayabilirim. Gelip setup'ın altından authentication'dan Authentication Server'a geldiğimde bu kullanıcıyı buradan da oluşturabilirim. Buradan oluşturmak doğru oluşturma arasında bir fark yok. Fakat gruplarını ekleyebilirsiniz kullanıcıyı. SRVPN grubuna atıyorum. IBK'ye tıkladığımda zaten member. Çünkü SRVPN servis portalından oluşturdum. Ama farklı
amaçlarla kullanacaksam ben bu user'ı, yani bir web'e çıkarken otantik edip karşısına sayfa getirip bu username şifreli yapacaksam, burada da farklı gruplarımız olduğunu varsayarsak kullanıcıyı burada oluşturmakta fayda var. Keza Active Directory LDAP Radius Authentication serverlarımızda mevcut. Tüm Active Directory LDAP ve Radius'ta otantik olduktan sonra kullanıcı bilgileriyle grup bilgileri de senkronizasyon sağlanabilir ve otantikasyon yapıp oluşturduğumuz user'lara göre kural yazabiliriz veya user gruplarına göre kural yazma olanağı bize sağlıyor. SRVPN'den bahsetmiştik aslında. Yeni bir kullanıcı da oluşturduk bu tarafta. Ayarlarımızı da yaptık. Otomatikman default'a getirdi zaten. Bir kaydedelim. Evet. Kaydımız başarıyla gerçekleşmiş. Okey. Default kuralımızı tekrar inceleyelim. Boş kart SRVPN. SRVPN portal default'ta sadece external açıktır. Yani burada lokalden ben erişmek istediğimde erişemeyeceğim. O yüzden burada ekleme yaparken hangi zona izin vermek istiyorsam en trusted option'ın bunu da ekliyor olmam lazım ki lokalden de SRVPN portala erişim sağlanabilsin. Tekrar kaydedelim. Evet, SRVPN portalımızın portu 443 demiştik. Yani HTTPS yazıp IP adresimizi yazmamız yeterli. Kaydetsin önce. Evet, biraz önce fark ettiyseniz giremedim çünkü ayarı kaydetmemişti. Ayarımı değiştikten sonra artık girebiliyor olduk. Aybüke diye bir kullanıcımız vardı. 1'den 8'e kadar çıktığımızı girdikten sonra karşımıza 3 tane seçenek geliyor. Biri Windows client'larla SRVPN yapmak istiyorsak. İkincisi Mac'ler SRVPN. Üçüncüsü ise SRVPN konfigürasyonumuzu dışarıya aktarıyor. Linux'tan veya Linux'la ilgili bir soru gelmişti. Linux'tan veya cep telefonlarından OpenVPN vasıtasıyla connection kurmak istiyorsam, VPN yapmak istiyorsam aşağıdaki bilgiyi indiriyor olmam lazım. Client profili ve OpenVPN'i tanıtarak kullanıcıda şifreyle giriş yapıyor olmam gerekiyor. Şu an Windows'tan işlem yapacağımız için Windows'a tıkladığımda Washcard SRVPN exe'si otomatikman indi. Bu exe'yi hatırlarsanız washcard.com'dan da indirebiliyordum. Hiçbir farkı yok. Washcard.com'dan da indirebilirsiniz veya buradan arayüzden de indirebilirsiniz. Yani bir client profil vesaire bu tarafta yok. Ne zaman devreye giriyor? Bu exe'yi çalıştırdığımda kuralım beraber. Evet, ileri diyorum. Top driver varsa bilgisayarınızda, yani farklı bir marka SRVPN programınız varsa top driver'ınızı kurmanız çok önerilmez. Çünkü bir driver'sal bir çakışma problem meydana getirebilir. İki marka VPN'sizi kullanamıyor olabilirsiniz. Ama bilgisayarınızda VPN yoksa SRVPN burada muhakkak seçiyor olmamız gerekiyor. Hesap oluştur. Quick link geçtik. Evet, Tab driver ile alakalı yüklemek istediğimiz için seçenek geldi. Yüklüyoruz. Ve kurulumuz tamamlandı. Çok ufak bir panelimiz var. Bizden sunucu adını istiyor. Username ve şifre istiyor. Şu ana kadar ne config yükledik,
ne bir ayar değişikliğini export edip import ettik. Hiçbir işlem yapmadık. En büyük artısı da aslında boşken kendimce SR VPN konusunda burada farkını koyuyor. Diğer üreticilerde herhangi bir değişiklik yaptığınızda, bazı üreticilerde diyelim, herhangi bir değişiklik yaptığınızda tüm clientlara config dosyasını teker teker göndermeniz gerekiyor. Ve SR VPN ile alakalı bir ayar yapmaktan korkuyorsunuz yani. Ben şunu değiştirirsem tüm clientlarım giderse, config dosyam bozulursa tekrar artık 100 kişi, 200 kişi neyse bunlara tekrar config dosyası göndermem gerekir diye elimiz gitmiyor SR VPN tabuna. Fakat WatchGuard'da bu durum farklı. Otantiki olurken konfigürasyon bilgisini WatchGuard'dan alır ve herhangi bir değişiklik gerçekleştiğinde tekrar bu değişikliği kendine yükler ve uygular. Sunucu tarafında dış IP adresimi yazıyoruz. Şu an ben dışarıda olmadığım için bir bağlantı kuramayacağım zaten SSL VPN'le. Ve username şifremizle connection'a tıkladığımızda dışarıdaki artık Starbucks'tan örnek veriyorum. Firmamın içerisindeki gibi çalışmaya başlayacağım. Evet, aslında temel olarak WatchGuard kurumundan bahsettik ama servislerimizden bahsetmedik. Ve zamanımız da çok az kaldı. Aslında biraz açtık. Servislerimizden de ufakça bahsedelim ne işe yaradığından. Ve sorularınızı alarak eğitimi tamamlayalım webinarı. Application kontrolü beraber uygulamıştık. Ne gibi artıları var? Ne yapmamızı sağlıyor vesaire, bunlardan konuşmuştuk. Yani uygulama yasaklaması yapıyor. Skype'ı yasaklamak istiyorum dediğinizde Skype arka tarafta 0443 ve 80 portlarını kullanmıyor. Sonuçta bir web sitesi yasaklarken sadece 443 ve 80 tarafını yasaklayabiliyorduk. Application kontrolü çok pardon, signature based havuzuyla oluşturulur trafiği analiz edip hangi uygulamanın bu trafiği gerçekleştiğini anlayabiliyor ve ona göre yasaklamasını yapabiliyor demiştik. APD'den de aslında eğitimin başlarında lisansları anlatırken konuşmuştuk. Tekrar bir üstünden geçelim. Antivirüsümüzün bilmediği bir signature sahip uygulama eğer indiriyorsak, download ediyorsak burada analiz yapması için APT Cloud'daki sunuculara gönderilir, uygulama açılır demiştik. Analizi yapılır. Analizin sonucu bize 5 dakika içerisinde ulaşır ve uygulamanın zararlı olup olmadığını bize söyler dedik. DLP tarafı çok Türkiye'de kullanılan bir senaryo değil. Daha çok Amerika'nın bilgileri var fakat ve lisans tarafında evet, beraberinde geliyor diye hatırlıyorum. HIPAA gibi sağlık kuruluşlarının Amerika'da daha çok zaten kullanılıyor. Sağlık kuruluşlarının oluşturduğu bir aslında template var bu tarafta. Tabii kendiniz de oluşturamaz mısınız bir şeyler? Oluşturabiliriz. SMTP, FTP ve SCLIP tarafında yapabiliriz bir aktiviteler ama finansal datadır vesairedir. IBAN'dır, kredi kart bilgisidir. Bunları ekleyebiliriz. Default'ta geliyor bu content içerikleri, ekleyebiliriz. Çok kullanıyor muyuz? Aslında hayır, kullanmıyoruz bu tarafta. Keza subscription servislerine tekrar döndüğümüzde antivirüsünde konfigürasyon kısmına bir değinelim. Default HTTP proxy'mizde bu enable. HTTPS niye gelmiyor? Çünkü HTTP'de enable ettiğim otomatikman aslında HTTPS policy'sinde de enable olmuş oluyor. Configure kısmına geldiğimde aslında bir virüs detection edildiğinde bunu drop diyor ama taramada bir hata olursa droplasın da diyebiliriz. Veya size limitini aşan bir dosya ise bunu droplasın, taramayı aşıyorsa eğer diye ayar güncellemesi yapabiliriz. Aşağıda da tarayabileceği size'ın limitini belirtebiliriz. Yani şu kadardan size'dan fazla dosyaları antivirüs tarama diyebiliriz. Zaten beraber konfigürasyon yaparken Excel'leri antivirüs scan olarak işaretlemiştik. Default'ta onlar da geldi bu tarafta. Bir de update server kısmı çok önemli. Burada servisinin işte antivirüs, application control, IPS servisimiz veya botnet detection servisimiz belirli aralıklarla güncellenebilmesi için ilk kurulumda muhakkak olmazsa olmazlardan şuradaki iki kutucuğu işaretleyeceğiz. DLP'yi kullanmıyoruz. Bunun için signature update yapmamıza gerek yok ama kullanıyorsanız tabii ki onu da işaretlemenizde fayda var. Service.watchguard.com'a cihaz gidip erişerek oradan signature bilgilerini elde etmiş oluyor. Ama siz erişirseniz uyarı veriyordu. Büyük ihtimal
hala da uyarı veriyordur diye düşünüyorum. Hata veriyor. Yani siz erişemiyorsunuz, sadece cihazlar. Evet, cihazlar erişebiliyor ama siz sağlıklı bir şekilde connection var mı yok mu bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Yani kendiniz watch guard'ın arkasından bu siteye giderek eğer health görüyorsanız sağlıklı bir şekilde connection var demek. OK'ye tıklıyoruz. Antivirüsümüzü bitirdik. IPS servisimize geldik. IPS default'ta açık gelir client kurallarda. Ama şuradaki enable IP prevention, işareti değilse muhakkak işaret diyelim. Full scan ve fast scan olarak default'ta fast scan geliyor ama daha koyun, daha yoğun bir tarama, paket boyutlarının daha yoğun taranmasını istiyorsa burada full scan diyebiliriz. Tabii öncelikle bir test etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir yavaşlık vesaire söz konusu olursa tekrar fast scan'ı alabilirsiniz. Burada full scan olunca tabii ki artıları var. Paket boyutları daha çok yoğun taranıyor. Ama fast scan'de de zaten gelen ataklar IPS tarafında çok yoğun paketler halinde gelmez. O yüzden fast scan bizim için yeterli. Ve policy kısmına geldiğimde hangi kurallarda enable onu görebiliyorum. Tüm kurallarda enable edebilirsiniz. Herhangi bir problem yaratmaz. Sadece watchguard'ın webine erişirken vesaire bunlarda da enable olsun hatta, yani hiç problem olmaz arka tarafta. Evet, okey dedik. Bakalım neyi anlatmadım buradan. Reputation Enable Defense'i anlatmadık. Yine Reputation Enable Defense de internet tarafında tüm domain ve IP adreslerine bir reputasyon değeri verir. Nasıl bu? Yani tarayarak aslında arama motoruyla komple yaptıkları trafikler incelenir ve herhangi bir şekilde atak durumu varsa bir IP'nin, bir domain'in zararlı bir bulgu bulunduysa 0.90'a kadardı büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım bir. Advanced tarafına. Evet. 90 ve üstü bad reputation, 10 ve altı good reputation olarak bir reputasyon değeri verir. Buradaki önemli kısım ise, bu arada her kuralda yine reputasyon değerimizi de açabiliriz. Configure kısmına geldiğimde eğer iyi bir reputasyona sahip uygulamalar, iyi bir reputasyona sahip bir site varsa veya IP adresi varsa bunu bypass et işaretli antivirüs taramasını bypass et. Bu istediğimiz bir ayar değil. Çünkü Google Drive vesaire gibi cluster işlerde bir executable, zararlı bir executable olabilir ve onun üzerinden direkt indirilmesi sağlanıyor olabilir. Biz burada bunu işaretlersek evet, Google Drive güzel bir reputasyona sahip olabilir ama içerisindeki dosya zararlı olabilir. O yüzden bunun tikini kaldırıyoruz ve bad reputation logunu aktif hale getiriyoruz. Advanced tarafında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Okey dedikten sonra evet diyorum ve subscription servisine tekrar göz atıyorum. Evet, TDR kısmını eğitimin başında konuşmuştuk aslında. Buradaki ayarı sadece cloud'la TDR haberleşebilmesi için bir account UID'si giriyoruz ve cloud'la watch card'ımız entegre olmuş oluyor. Evet, var mı soru? Aslında şu anda yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Bakıyorum. Ben genel olarak chat kısmından gelen sorulara yanıt vermiştim ama arada atladığım olduysa, yani aradan kaçırdığım ve cevap vermediğim soru varsa lütfen tekrar yazın. Gözden kaçmıştır. Evet. Kubilay Bey, sizin sorunuzla alakalı bir desteğe kayıt açarsanız detaylı incelenmesi gerekebilir. Burada bir şey diyemiyorum onun için. Ben teşekkür ederim herkese katıldığınız ve zahmet ettiğiniz için. Eğitim bilgileri upload edilecek mi? Evet, YouTube kanalına upload edeceğiz. Yaklaşık herhalde ya bugün olmazsa yarın upload etmiş olacağız. Aslında yakın zamanda çok dokunmadığımız nokta oluyor. Çünkü 2 saatte bir firewall anlatmak oldukça zor. Biz bu eğitimleri tabii pandemi olduğu için şu an yerinde yapamıyoruz ama genelde ofisimizde gerçekleşiyoruz ve minimum bir gün olacak şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Atladığım yerler olabilir, eksik anlattığım kısımlar olabilir. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere.